Siz değerli meslektaşlarım, televizyonları başında bizi izleyen değerli meslektaşlarıma, şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz kurumlar vergisi seminerine hoş geldiniz. Konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, çok değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, şahsım ve İstanbul Odası kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Evet, değerli meslektaşlarım, genel kurula giderken Cevahir Otel'de yaptığımız son seminerdeyiz. Öncelikle bugüne kadar eğitime katılan tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. 23 yıl boyunca eğitimi rehber olarak görmüş, eğitimsiz mesleğin olmayacağını görmüş arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. 23 yılda yaklaşık 350 binden fazla meslektaşlarımız bu eğitimlere katılmışlardır. Rakamsal anlamda ciddi bir sayı olduğunu, özellikle dışarıdan bizi izleyenler bunu iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Tabii bu eğitimlerimize sadece serbest çalışan meslek mensuplarımız değil, odamız kurulduğu günden bu yana hem serbest çalışanlara, hem bağımlı çalışanlara, hem de mesleğimizin geleceği olan stajyerlerimizi hiç ayrı tutmadık ve onları tüm bu eğitimlere dahil ettik. Yeni bir anlayış getirdik. Eğitimleri meslek mensuplarının iş yerlerinin ayağına götürdük. O yüzden artık meslektaşım önemli bir kısmı, ben buraya yetişemezsem nasıl olsa iş yerinde otururum, çayımı kahvemi içerek bunu izlerim diyor. Buradan da bizi izleyen tüm meslektaşlarımıza ayrıca sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, eğitim gerçekten mesleğimizin gelişmesinde en önemli olgulardan bir tanesi. Maalesef meslekte daha da kaliteyi artıracak olan 2010 yılında TÜRMOP Genel Kurulu'nda kabul edilen yönetmeliklerden bir tanesi olan zorunlu eğitim yönetmenliği Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmamıştır. Niçin yayınlanmadığını anlamamız da mümkün değil. Hiçbir şey geç değil. Düşünebiliyor musunuz, bir meslek örgütü kendi üyelerini zorunlu eğitime tabi tutmak istiyor ve bununla ilgili yine bildiğiniz gibi 5786 sayılı yasada özel bir madde olarak konmasına rağmen 3 yıl aradan geçmesine rağmen bu yönetmelik yayınlanmamıştır. Tabii TÜRMOP'ta bununla ilgili bir dava açtığını da üzülerek belirtmek istiyorum. Ama yine ifade ettiğim, hiçbir şey geç değil. Bunun düzeltilmemesi için hiçbir neden yok. Yine değerli arkadaşlarım, mesleğin en temel sorunlarının başında haksız rekabet konusu geliyor. Burada gerçekten Sayın Vergi Dairesi Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Göreve geldiği günden bu yana davet ettiğimiz her toplantıyı sizler adına kırmayarak aramıza katılıyorlar. Buradaki tespitlerimi de bir anlamda yapıcı olarak herkesin değerlendirmesi gerekiyor. Haksız rekabet konusuna döndüğüm zaman değerli arkadaşlarım, mesleğin en temel sorunlarının başına geldiğini biliyoruz. En çok canımızı yakan konulardan biri. Ve bu konuda hiçbir meslek örgütünde olmayan,
ne barosunda var, ne tabibinde var, ne doktorunda, ne mimar mühendisinde var. Sadece bizde olan Haksız Rekabetle Mücadele Yönetmeliği yayınlanmış ve bunun doğrusunda da tüm illerde SMM ve YM olan hepsinde Haksız Rekabetle Mücadele Kurulları oluşmuştur. Ve yine geçen toplantıda burada da izah ettik, aktardık. Artık bu işi elektronik ortamda da takip etmek açısından Haksız Rekabetle bir mücadele yazılımını da oluşturduğumuzu biliyorsunuz. Ve 2013-2014 yılından itibaren de tüm bildirimler elektronik ortamda alınarak Haksız Rekabetle ciddi bir mücadele başlatacağımızı buradan anlatmıştım. Şimdi tabii bununla bağlantılı meslek örgütünün haksız rekabet konusunda bir şey yapmadığını, bu anlamda biz bunu yaparız anlayışların da doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Bakın 2010 yılında şu anda yayınlanan ama yönetmelikten çıkartılan SMM ve Odalar Birliği yönetmeliğinde bir madde vardı. Bu madde çıkartılmıştır değerli arkadaşlar. Bu maddeyi okumak istiyorum. Meslek mensubunun yapacakları işlerin kalitesini arttırmak amacıyla meslek mensupların yapılacak işlerin azami miktarını ve de standartlarını belirlemeye TÜRMOB'a bir yetki vermişti genel kurulda. Maalesef bu bölümde çıkartılmıştır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz sonra da konuşacağız. Gerçekten Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında kayıt dışı ekonomi geliyor. Vergi adaletsizliği konusu geliyor. Burada da bu işin elçileri olan, aracı konumda olan biz meslek mensuplarının sorunlarına da başta idarenin sahip çıkması gerektiği olduğunu inanıyorum. Ve tüm mesleklerde olduğu gibi de meslek örgütlerine bu konuda geniş şekilde yetkilerin verilmesi gerektiğini altını çizmek istiyorum. Sadece bir örnek vermeye çalıştım. Değerli meslektaşlarım, geçtiğimiz gün biliyorsunuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca meclise getirilen, daha doğrusu hükümet tarafından getirilen bir torba yasa mecliste kabul edildi. Burada birkaç tane konu bizi yakından ilgilendiriyordu. Bunlardan bir tanesi hakikaten ben bu işi adam gibi yapan bir meslektaşımın, bakın altını çiziyorum, adam gibi yapan bir meslektaşımın asla naylon faturaya aracı olacağına inanmıyorum. Öyle mi arkadaşlarım? Asla hiçbirimiz buna asla aracı olmayız. Şimdi bununla ilgili bir madde kondu torba yasada. Ağır yükümlülükleri var. Son derece katıldığımız ama bir eksiklik vardı. Burada zaman zaman oda olarak yaşıyoruz. İnceleme elemanları bu konudaki naylon fatura işine bulaşan kişilerle ilgili yazdıkları raporların biz bir hüküm ekledik. Kasıt ve de mahkeme kararı kesinleştikten sonra diye biliyorsunuz torba yasadaki bu düzeltme yapıldı. Yani bunun anlamı şu, eğer mahkeme tarafından bir kişinin naylon fatura işine karıştığı tespit ediliyorsa artık bunu camiada hiçbir kimsenin de sahip çıkmaması gerekiyor. O tip insanların da aramızda barınmaması gerekiyor. Birinci nokta bu değerli arkadaşlarım. Yine torba yasada bağımsız denetim dışında kalan kooperatiflerin denetimiyle ilgili SMM ve YMM'lerin yanı sıra bakanlıkta 10 yıllık çalışmış olan kişilere bir denetim yetkisi veriliyordu. Buna da bildiğiniz gibi TÜRMOB tarafından, odalarımız tarafından gerekli müdahale yapıldı. Bu bölüm de çıkartıldı. Yerine ne geldi? Bence şu anda çok fazla endişe duyacak olan bir boyut yok. Bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketlerin değerli arkadaşlarım denetim olgusu geliyor. Biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu öncesinde tüm anonim şirketlerde murakıplık konusu vardı. Murakıplık çıkarılınca ve bağımsız denetim olgusu da boşta kalınca büyük bir çoğunluğundan AŞ'lerin denetimi boşta kaldı. İşte bunu telafi etmek adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan bir yönetmelik, Kamu Gözetim Kurumu'nun görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bu süreç başlayacak. Tabii şu endişe olabilir mi?
Bize göre ilk etapta yok. Acaba SMM'lerin ve YMM'lerin dışında bu işi kimse yapabilir mi? Bize göre yapması mümkün değil. 400 madde son derece açıktır. Yapılmaya kalktığı takdirde de her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Ama beklediğimiz, hepimizin yakından beklediği önemli bir iş alanlarından bir tanesi olduğunda altını çizmek istiyorum. Yine bu torba yasada değerli meslektaşlarım, YM'lerin kapanış onayının Haziran sonuna çekilmesi kabusu da bitti. Mart sonuydu biliyorsunuz. Haziran sonuna çekildi. Doğru bir işlem yapıldı. Bu anlamda da başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı'ya ve de İş Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel'e sizler adına teşekkürü bir borç biliyorum. Yine değerli arkadaşlarım, Adalet Komisyonu'ndan geçen özellikle meskenleri iş yeri olarak kullanan meslek mensuplarımızla ilgili bir sıkıntı vardı biliyorsunuz. Bu konuda Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Muhtemelen meclisten de geçecektir. Bunun anlamı şu, meskenlerde iş yeri olarak tuttuğumuz yerlerin devamında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, bu kürsülerde her toplantıda konuşmamın önemli bir bölümünü bağımsız denetim sürecine ayırdığımızı biliyorsunuz. Bir kez daha bu konudaki düşüncelerimizi ve oynanan oyunların da ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere değerli arkadaşlarım, bağımsız denetim sürecindeki kaos devam ediyor. Ve bildiğiniz gibi en son bu kaosu tetikleyen bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliği de başta TÜRMOB ve İstanbul Odamız dava açmış durumdadır. Şimdi öyle bir tablo ortaya çıktı ki arkadaşlar, ibretle izlememiz gerekiyor. Şimdi bu gözetim kurulu oluşumunda denetim boyutunda çok başlılık vardı biliyorsunuz. Ve nedenlerden bir tanesi de bu çok başlılığın ortadan kaldırması ile ilgili olarak gözetim kurumunun oluşmasına karar verildi. Ama çok enteresandır. Bakın şu andaki uygulamada SPK tek başına yoluna devam ediyor. BDDK yoluna devam ediyor. En son Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tek başına yoluna devam ediyor. Peki geriye ne kaldı gözetim kurumunda? Olmayan denetimin lisansımızı kaldı sevgili arkadaşlar. Öyle değil mi dostlar? Olmayan bir denetim var. İşte denetime tabi olan şirket sayıları her şey birlendi. Olmayan bir denetim sürecinin lisanslaması olayı var. Şimdi biz bunu bir arama toplantısında değerlendirdik. 2 Mart'ta İstanbul'da 12 tane bilim insanının katıldığı, denetim işindeki ehil insanların katıldığı ve de özellikle mesleki mücadele olan derneklerimizin temsiline katıldığı bir arama toplantısı yaptık. Acaba biz bir yerlerde hata mı yapıyoruz şeklindeki endişelerimizi gidermek adına bunu yaptık. Ve bunu yakında tüm meslek kamuoyuyla sonuç bildirgesini paylaşacağız. Ama ben sadece birkaç başlığını, sonuç bildirgesinin özetle başlıklarını aktarmak istiyorum. Ortak düşüncelerin. Muhasebe standartının özel bir kurum tarafından yapılması, denetim standartının özel bir kurum tarafından yapılması, TÜRMOB'un eğitimlerin tanınması, TÜRMOB'un verdiği ruhsat dışında başka bir lisanslama yapılmaması, TÜRMOB'da işbirliği yapılması, kurum sadece tüm dünyada olduğu gibi gözetim işini yapması konusu ortak bir düşüncedir. Her yerde ifade ediyorum saygıdeğer arkadaşlarım, denetim işini açıkça söylüyorum, 15'ini doldurun arkadaşlarım çok fazla sevinmesinler. 15'ini doldurun arkadaşlarımız açısından bir sorun yok. Ama denetim işini yapacak olan kişiler gençlerdir sevgili arkadaşlarım. Bu uygulama üzülerek söylüyorum, gençlerin önünü kesmekten başka bir şey değildir. Biraz elimizi vicdanımıza koyacağız. Eğer bunda hak, hukuk, adalet varsa çıkın her yerde konuşun.
Bugün bir mesleğe giren bir kişi, bana bunun örneğini gösterin. Dünyanın hiçbirinde şu anda staja başlama sınavı yok. Staja başlama sınavına giriyor. 3 yıl staj yapıyor. Yeterlik sınavına giriyor. Yetmiyor. Tekrardan 3 yıl staj, tekrardan sınav arkadaşlar. Ya böyle bir adalet olur mu size soruyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada birileri de size bu eğitimlere katılın diye işi legalleştirmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, kimse bağ bağışlamıyor. Şimdi bakın, bu mesleğin geleceği gençlerse, eğer biz bunu durduramazsak, bu durum çözümlenmezse, bir gün gelecek, bizler elimizi ayağımızı çektiğimiz zaman, bu mesleğe kimse rağbet etmeyecektir sevgili arkadaşlar. Biz bunun kavgasını vermeye çalışıyoruz. O yüzden 2014 yılına kadar herkesin başvuru süresi var. Denetimle ilgili olan süreçler ortada. Kurumsallaşma çalışmalarımız var. Ama bu işin legalleşmesi anlamında desteklemek yerine beklemek, hiç merak etmeyin, kimsenin hakkının kaybolması söz konusu değildir. Bu oynanan yanlışlığa da bu camianın mutlaka dur diyeceğine inancımı belirtmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, bu genel mesleki bilgilerimden sonra bugünkü seminerimizin konusuna geçtiğimiz zaman kurumlar vergisi boyutunu ele alacağız. Tabii ben vakit ilerlediği için rakamlarla sizleri sıkmak istemiyorum. Mükellef sayılındaki artışlar, azalışlar, onu Sayın Başkanımız belki deneyeceklerdir. Ama vergilerin, toplanan vergilerin genel bir rakamları baktığımız zaman tablonun çok iç açıcı olmadığını görüyoruz. Yani bugün toplanan vergilerin 1/3'ü katma değer vergisi, rakamlar oynayabilir. 1/4'ü özel tüketim vergisi, 1/5'i gelir vergisi, 1/10'u kurumlar vergisine oluşuyor. Ve gelir vergisinin, saygıdeğer meslektaşlarım, en önemli boyutunun %90'ının stopaj yoluyla toplanmasıdır. Yani dolaylı vergiler %68 civarında, dolaysız vergilerimiz, gelir ve kurum üzerinden vergiler %32 boyutunda. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bunun beyannamesini düzenleyen bizleriz. Öyle mi arkadaşlarım? Bu kayıtları tutan bizleriz. 23 yıldır herkes şunu gördü ki bu anlayışında ben değişeceğine inanıyorum. Müşterinin dediğini yapan değil, yasalara göre düzenlenmesi gereken sonuçlar hazırlamak bu meslektaşın görevi olduğunu inanıyorum. Ve inanın sevgili arkadaşlarım, bunu yaptığım sürece bu mesleğin itibarı da artacaktır. Elbette kayıt dışı ekonomi mücadele bu işin bir parçası, elbette bizim sorunlarımıza idarenin yaklaşımı bir parçası, ama bu mazeretlere sığınarak değil, artık herkes kapısının önünü temizleyerek gerçekten bu tablolar ne bize yakışıyor, ne ülkeye yakışıyor, ne de sürece yakışıyor. Ben önümüzdeki sürecin herkesin kapısını temizleyeceği bir süreç olmasını diliyorum. Ve bugünkü seminerimize katılan başta sevgili Vergi Dairesi Başkanımız Mustafa Dakın'a, bugünkü panelde her zaman olduğu gibi geleneksel sürdürdüğümüz oturum başkanlığını sürdürecek olan sevgili Alper Kuş dostumuza, Fatih Kaya Üstadımıza, Bumin Doğru Söz hocamıza ve de Erdal Çalıkoğlu meslektaşıma sizler adına teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız Mustafa Dakın'ı davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Değerli Başkan, saygıdeğer üstadlarım ve birbirinden değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve öylesi bir
güzel bahar gününde böyle kapalı bir ortamda bizleri dinlemeye geldiğiniz için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Biz ilk defa geçen yıl bu zamanlardı galiba veyahut da Ocak başı itibariyleydi. Sizinle yapmış olduğumuz ilk buluşmada bir takım hedeflerimizden, Vergi Dairesi Başkanlığı olarak yapmayı düşündüğümüz, gerçekleştirmeyi planladığımız hedeflerimizden bahsetmiştik. Ben müsaadenizle biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle 2012 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak toplamış olduğumuz vergilerde bir önceki yıla nazaran toplamda %15 gibi bir artış oldu. Bu artışta sizlerin önemli bir payının olduğunu düşünüyor. Bu vesileyle bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Daha iyi bir Türkiye için daha çok toplanan vergi ve bunun içinde Gelir İdaresi Başkanlığımızın vergi toplama aktivitelerinin daha efektif, daha etkin bir şekilde yapması gerektiğini, tahsilatın öncelikli olduğunu burada vurgulamakla birlikte vergi dairelerimiz sadece tahsilat yapan birer birim değil, aynı zamanda kamu hizmeti sunan bir birim olduğunu, bu yüzden de her zaman için vergi dairelerimize çok daha rahat gidilebilir bir mekan kılmak istediğimizi söylemiştik. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda, günlerde somut birkaç adım daha görebiliriz. Biz geçen sene şeffaflık demiştik. Şeffaflıkla ilgili neler yaptığımızı burada size kısaca sıralamak istiyorum. İlk olarak KDV iadesi takip sistemi diye bir sistem oluşturduk. Bunu arkadaşlar yaklaşık olarak tam olarak bir senedir çalışıyorlar. İade dosyalarının tamamı sisteme giriliyor ve bizler ve gerekse amirleri, memur arkadaşların ve bu süreçte katkıda bulunan herkesin girmiş olduğu bilgileri online olarak bizler görebiliyoruz. Bir senedir bunun takibini yaptık. Belli bir aşamaya geldi. Pardon. Ama bunun daha etkili olabilmesi için bizler bu sistemi mükelleflerimize ve siz mali müşavirlerimize açma kararı aldık. Bunun da bir nevi sürprizini, havadisini ilk ağızdan sizlere vermiş olalım. Önümüzdeki birkaç gün veya bir iki hafta içerisinde inşallah bütün mükelleflerimiz, iade talep eden mükelleflerimiz kendilerine verilen zimmet numarası ve vergi kimlik numarası ile birlikte bunun altyapısı tamamen hazır. Son bir iki acaba şu bilgilerde olsun mu olmasın mı şeklinde bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra rahatlıkla daireye gitmeksizin, telefon açmak zorunda kalmadan, dil ve yüz suyu dökmeden rahatlıkla bütün iade dosyalarının nerede olduğunu mükelleflerimiz ve sizler öğrenebileceksiniz. Şeffaflıkla ilgili diğer bir hususumuz da usul grup müdürlüğü çıkarmış olduğu bütün tamimleri tek bir metin haline getirdi. Ve bu metinleri de sanırım aranızda kullanan vardır, bilen vardır. Vergi Dairesi Başkanlığımızın web sayfasında sizlere açtık. Ve oradan rahatlıkla yapacağınız bir işlemle ilgili vergi dairemizin uyması gereken yapacağı adımlar nelerdir, isteyeceği belgeler nelerdir, sizlerden neler talep edilecek ve nelere maruz kalacağınızı demeyeyim de nelere muhatap olacağınızı önceden bilebileceğiniz bir şekilde tamimlerimizi sizinle paylaştık. Üçüncü husus şeffaflıkla ilgili sanırım ara ara yine bir araya gelmemizde sizlere bahsettiğimiz bir husus vardı. O da re'sen terk edilen mükelleflerle ilgili
bunların bilgilerini sizlerle ve mükelleflerle paylaşma şeklindeydi. Sanırım bundan da haberdarsınızdır. Artık 30 Aralık 2012'den itibaren re'sen terk edilen bir mükellef varsa bunu Gelir İdaresi Başkanlığımızın web sayfasından rahatça sorgulayıp onunla ilgili gerekli tedbirleri alabilecek durumdasınız. Diğer bir husus, işe başlamayla ilgili geçen sene de bana intikal ettirilen bir takım sıkıntılar oluyordu. İstenen evraklarla ilgili. Bizim Vergi Dersi Başkanlığı olarak bir takım endişelerimiz oluyor. Bu normal bir şekilde ticarete atılan, var olan mükellefiyetleri devam eden, ona ilaveten farklı mükellefiyetler kurmak isteyen kişilerden ziyade ilk defa şehir dışından gelen, ikametgahı İstanbul'da olmayan, özellikle belli bir yaşın altındaki vatandaşlarımızın, mükelleflerimizin ilk mükellefiyet tesisleri bizim açımızdan ciddi endişeler içeriyor. Bu konuda bize de hak vereceğinizi düşünüyor ve bununla ilgili bir takım kararlar alarak bunu tamime bağlamak suretiyle yine odanızla Sayın Başkanımız ve diğer üyelerinizden arkadaşlarla oluşturulacak bir komisyonda sizlerin de fikirleri alınmak suretiyle bir tamim hazırlayabiliriz. Mükellef ve çözüm odaklı olma şeklinde geçen sene bir sözümüz vardı. Mükellefe eziyet etmemek, bugün git, yarın gel dememek şeklindeydi. Böyle bir sözümüz vardı. Bununla ilgili attığımız bazı adımlardan ben yine müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Elbette ki yeterli değildir. Elbette ki alınması daha pek çok yol vardır. Ama biz en azından vezne saatleriyle ilgili dün itibariyle en son bir tamim daha yayınladık. Bundan sonra bütün vergi dairelerinde arkadaşlarımız daire kaçta kapanıyor ise yeni yaz saati uygulamasıyla birlikte 17 oldu. 16'da normal kendi banka işlemlerini yapmak üzere belirli vezneler kapanabilir. Ama her binada mutlaka en azından bir tane vezne saat 17'ye kadar, mesai saati bitimine kadar içeriye kimler girmiş ise onların tahsilatını yapmadan daireyi, dükkanı kapatıp hiçbir yere gidemeyecek arkadaşlar. Bunun da buradan sözünü vermiş bulunmaktayım. Bunun teminatı benim. Uygulamada herhangi bir aksilik olacak olursa da bunu lütfen bizimle paylaşın. Veznelerle ilgili mesai saati ayarlamalarından bahsettikten sonra tek vezne uygulamasına geçmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili ilk Bahçeli Evler ve Vatan Caddesi'nde hizmete geçecek yeni binamızda artık A, B, C, Ç vergi dairelerinin ayrı, birbirinden müstakil, kiminde uzun kuyruklar var, kiminde kimse yok. Elinize aldığınız 10 tane A vergi dairesinin, 2 tane B vergi dairesinin tahakkuk fişi var, ödeme yapılması gerekiyor. Oradaki arkadaşların 10 taneyi aldıktan sonra git 2 taneyi de şuradaki vezneye yatır şeklinde muamelelerine de son verme amacıyla tek vezne uygulamasına gidiyoruz. İnşallah bunun da olumlu sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ben arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Kendiniz iş, özel bir hayatınızda bir işletme sahibi olacak olsanız, size herhangi bir alacaklığınız getirip de bir borcunu ödemeye kalktığında kusura bakmayın mesai saati doldu deyip herhangi bir kişiyi gönderebilme aklınız eriyor mu? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. O zaman devlet namına bizler de tahsilat yaparken hem mükelleflerimizi hem de sizleri kesinlikle vergi ödemek için, para yatırmak için
daireye kadar gelmiş arkadaşlarımızı kesinlikle geri boş çevirme gibi bir düşüncemiz yok. Saat 17 oldu. Kuyruk bitmedi, bitene kadar. Bu kadar net. Mükellef odaklı dediğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi de belki pek çok arkadaşımız haberdar olmayabilir. Haberdar olanlar olabilir ama engelli vatandaşlarımız ve çalışanların gelir vergisi kanunundan kaynaklanan bir indirim uygulaması söz konusu stopajlarında. Bundan yararlanabilmeleri için bir takım müracaatlar yapmaları söz konusu, kendi sağlık durumlarıyla, engellilik durumlarıyla ilgili hastanelerden bir takım raporların alınması, bunların Ankara'ya gitmesi, Ankara'dan gelmesi şeklinde bizim dışımızda uygulanması gereken bir takım süreçler var. Artık bu süreçleri de yine bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta gibi arkadaşlar sistemi hazırladık. Veriler girişi bittikten sonra rahatça yine vergi dairesine gelmeksizin engelli vatandaşlarımız kendi müracaatlarıyla ilgili, dosyalarıyla ilgili sorgulamaları bir ekrandan yapabilecekler. Mükellef odaklı dedik. Bu sizi de doğrudan ilgilendiriyor. Artık vergi dairelerimizde biz vergilendirme servislerimizi alfabetik olarak değil, mükellefin özelliğine göre, mükellefiyet süresine göre, eski yeni, büyük küçük gelir kurumlar GMS'yi şeklinde bir tasnife gittik. Bunun iki vergi dairemizde pilot uygulamasını yaptık. Bir tanesi karşıda Erenköy Vergi Dairesi'nde, bir tanesi bu tarafta hemen yanı başımızda Maslak Vergi Dairesi'nde. Bunların da güzel sonuçlarını aldık. Ve buradaki en önemli amacımız belli bir süreden beri mükellefiyeti olan, faaliyetine devam eden, her türlü ekonomik zorluğa rağmen yıkılmamış, ayakta kalan mükelleflerimizi, uzun ömürlü mükelleflerimizin ömürleri daha uzun olsun diye, onlara layık oldukları hizmeti daha iyi sunabilme, iadelerinden tahsilatına, borçlandırmalarından teciline, tecilinden takibine kadar hak ettikleri ayrıcalığı tanıyabilme adına onları ayrı servislerde topluyoruz. İki pilot uygulamasından sonra bu ay 11 vergi dairemizde daha bu uygulamaya geçilecek ve kısmet olursa, hedeflediğimiz gibi gidecek olursa Haziran sonu itibariyle bütün vergi dairelerimiz artık yeni vergilendirme servisleriyle hizmetlerine sunmaya devam edecekler. Mükellef odaklı çalışmalarımızla ilgili, inşallah fazla sıkmıyorum sizleri, tutuyoruz ama mükellef odaklı çalışmalarımızdan bir tanesi de bir takım vergi dairesi birleşmeleri yaptık. Burada Şile, Çatalca, Adalar, oralarda birer şube bırakmak kaydıyla aynı eskiden olduğu gibi işlemlerimizi devam ettirme. Ama biraz daha küçülerek, biraz daha geri çekilerek KDV iadesi gibi bir takım özellikli işleri o şu anki mevcut kapattığımız vergi dairelerinde değil, daha merkezi yerlerde daha hakkaniyete uygun, daha doğru, daha tam bir şekilde yapabilme adına böyle bir karar aldık. Bazı vergi dairelerimizin mükellef sayısı 6-7 bindi. Bunlar rentable hizmet üretemiyorduk ama 6-7 bin mükellefi olan bir dairede de en azından 70-80 kişi çalıştırmak zorunda olduğumuzu düşünecek olursak mevcut personelimizden daha iyi istifade edebilme adına bunları yaptık. Vergisini düzenli ödeyen 1000 tane arkadaşımıza geçen sene ben burada söz vermiştim. 1000 tane arkadaşımıza, mükellefimize, vatandaşımıza teşekkür mektubu gönderdik. Son 5 yıl boyunca herhangi bir tecil gecikme zammı ödemeksizin en çok vergi veren 1000 gelir ve kurumlar vergisi mükellefimiz böyle bir teşekkürü borç biliyorduk. Bu borcu yerine getirdiğimizi düşünüyorum.
Ve yine sizlerden gelen bir talep oldu. Değişik meslek grupları itibariyle vergi rekortmenlerini ilan ediyorsunuz. Biz mali müşavirlerin arasında böyle bir tasnif niçin yapmıyorsunuz şeklinde bir talep vardı. Onun tasnifini de yaptık. Tam olarak yaz sonu olabilir. Onu da ilan ettik. Şayet memnun kaldıysanız biz bu uygulamamıza devam edeceğiz. Son olarak sizlerden vergi dairesi başkanlığı olarak birkaç beklentimizden ben yine sabrınıza sığınarak bahsetmek istiyorum. Kayıt dışıyla mücadelede bizlerin en önemli yardımcısı, destekçisi, muini sizlersiniz. Bizler bu konuda bir takım denetimler yapıyoruz. Söz gelimi iş yeri kiralarıyla ilgili, söz gelimi lokantalarla ilgili, söz gelimi değişik sektörlerde bundan sonra denetimlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Mesela resen terk yoklamaları ile ilgili yapmış olduğumuz denetimde Mart'ın 20'sine kadar yaklaşık 45 bin mükellefe gidildi. Faaliyetine devam edip etmediği şüpheli olan 45 bin ve bunun yine yaklaşık 40 bin civarında mükellefin resen terki işlemleri şu an vergi dairelerinde yapılıyor. Yoklamaları tutuldu. Bunlar ilan ediliyor ve sizler ilan edilen bu mükelleflerden bir tanesini herhangi bir BA'nızda veya BS'nizde yer verecek olduğunuz durumda sizlere sanırım uyarı, ekranlarınıza uyarı olarak geliyor. Bu uyarılarda da şayet mükelleflerimize siz herhangi bir adım attıramaz iseniz bizler bunun iyi ne yapalım uyardık yapmadılar şeklinde pasif bir beklenti içerisinde değil aktif olarak bir yazı göndermeyi. Yazı sonucunda gönüllü uyum kapsamında mükellef bir takım düzeltmeleri yaptı yapmadı ondan sonra diğer denetim gruplarına gönderilmeksizin vergi dairesi başkanlığımızda yeni denetim ekibi oluşturuyoruz. Bunlar belli tipte raporlar hazırlayacaklar. Kullanıcı raporları düzenlenecekler. Ve bizim bu yapacağımız denetimlerde kesinlikle zaman aşımını kurtarma, zaman aşımını kotarma şeklinde bir endişemiz, telaşımız olmaksızın sadece cari dönem nedir? Şu an 2013. 2013 yılına ilişkin mükellefimiz KDV beyanını verirken BA'sında resen terk edilen bir mükellefle ilgili bir şey var mı? Yok mu? Onlara yönelik cari denetim yapmak suretiyle çok daha hakkaniyete uygun, çok daha caydırıcı, pek çok iş olup bittikten sonra cenaze levazımatçılığı yapmak yerine bizler mükellefin bizim yapmış olduğumuz denetimlerin farkında olarak bundan sonraki uygulamalarına da daha bir hassasiyetle, dikkatle uymasını istiyoruz. Sizlerden beklentilerimiz demişken iş yeri kiraları dedik. Ücretler üzerinden gerçek stopajların SGK primlerinin dediğim SGK il müdürümüzün duygulandıralım gıyabında. Onların da tam ödenmesini, bunların ödenmediği takdirde yerine kullanılan, bulunan ara formüllerin çok cazip olmadığını mükelleflerimize izah etmenizi istiyoruz. Artık eskisi gibi değil. Sayın Başkanımız da belirtti. Bizler hiçbir zaman kötülüğün ve çirkin şeylerin arkasında bulunmadık, bulunmayacağız. Onların karşısında olduğumuz gibi her zaman da iyiliklerin ve güzelliklerin yanında olacağız. Kötüye düşman olmadan sadece kötülükleri hedefimize alarak hareketlerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Alış ve satış faturalarının mutlak surette kullanılmasının, kayıtlı ekonomiye geçmiş olmanın mükellefe getirmiş olduğu
hem ticaret hukukunda, hem alacak hukukunda, borçlar hukukunda, vergi hukukunda ne tür faydalar getirdiğini eminim sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Bunları mükellefe düzgün bir şekilde aktaracak olduktan sonra bütün arkadaşlarımız ağız birliğiyle, ben şunu da öğrenmiştim geçen sene, 31 bin, şu an bilmiyorum 32 bin, belki 33 bin olmuştur. Arkadaşımın ağız birliği ederek aynı şekilde hareket etmesi sonucunda bütün mükelleflerimizin ciddi bir hizaya geleceğini düşünüyorum. Fatura girişlerine bu sebeple dikkat etmeli diyoruz. Beyan edilen, başkanımız yine belirtti, beyan edilen vergilerin, ödenen vergilerin gelir vergisi ve kurumlar vergisi tevkifatı hariç tutacak olduğumuzda İstanbul'da %17.7, 18 civarında bir payı var. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı dolaylı dolaysız vergiler açısından baktığımızda çok daha dengeli bir yapıdayız. Bizde dolaysız vergilerin ağırlığı hemen hemen %50'ye yakın, %48.62 Vergi Dairesi Başkanlığı olarak. İstanbul'da büyük mükelleflerimizin topladığı ÖTV ve KDV'lerin ciddi bir yükü olduğundan tüm Türkiye genelinde bu dengeleri biraz daha bozuyor ama bizler tahsil edilmesi çok daha zor olan dolaysız vergileri toplamada böyle bir başarı gösteriyoruz. Bunu tabii ki sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. İşe başlamalarda gösterilen hassasiyetin, ben arkadaşlarım tarafından işi terklerde de, mükellefin çekip gitmelerinde de, normal bir şekilde işi bırakmalarında zaten oluyor, onda bir sorun yok. Ama bunda da gösterilmesini, bunun bizler açısından ve aslında sizler açısından da çok da önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir beklentimiz de bize sıkıntıları belirli bir süzgeçten geçtikten sonra oda kanalıyla olabilir veyahut da dairede yaşamış olduğunuz bir sıkıntının bizim asıl düşüncemiz, talebimiz o dairede bitirilmesi, o dairede çözülmesi. Ama bize hangi tür sıkıntı olursa olsun yazılı olarak gelecek olduğunda mutlaka onlara çözüm üreteceğimizden emin olmanızı istiyoruz. Binalardan bahsettik. Geçen sene 2 binayı almayı düşünüyorduk. Geçen sene 2 binayı aldık ama inşallah onları, bir tanesi Ümraniye'de, bir tanesi Giyimkent'te olmak üzere 20 bin metrekarelik yine 6'şer vergi dairemizi bir araya toplayacak iki kompleks kazandırdık. İnşallah onların tadilatlarını da yapar yapmaz yeni binalarımıza kavuşacağız. Son olarak bu ülkenin kalkınmasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın ve sizlerin ciddi önemi var. Bunda aktif rol oynamaktan daha büyük bir hazın olmadığını düşünüyor, biliyor ve sizleri bu hazdan daha fazla hissedar olmaya davet ediyorduk. Bu davetimiz yine geçerlidir. Aynı daha çok vergi verenler gibi sizler de buna vesile olduğunuz müddetçe sebep olan aynı yapan gibidir düşüncesinden hareketle elinizi korkak alıştırmayın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İyi günler, iyi çalışmalar. Evet, İstanbul Vergi Dairesi Başkanımıza değerli açıklamalarından ve ilk ağızdan bu mesleki sorunlarımızı bizlerle paylaştı ve ilk bilgileri verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisini bırakmıyoruz. Oda Başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı da kürsüye davet ediyorum. Seminerimize katılımcı olarak katılan arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum plaket törenimize. Peşin peşin mi veriyorsunuz? Evet. Peşin peşin veriyoruz başkanım. Müşteri çokken veriyoruz. Evet başkanım, sizi bekliyoruz. Evet.
Oturumu yönetmek üzere Sayın Alper Kuş, TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanımız, sırasıyla davet ediyorum. Şöyle alabilirsek size. Evet, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, tabii genelde oturum seminer bitince plaketlerimiz oluyor. Konuşmacılarımız şaşırdılar. Evet, Alper Üstadımıza plaketini vermek üzere takdim ettim başkanım. Tekrar edeyim. Başkanım, beraber vereceksin. Anlamadım onları. Evet, plaketlerini almak üzere Sayın Fatih Kaya'yı da davet etmek istiyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız, Gelir ve Kurumlar Grup Müdürümüz. Sayın Üstadımız Mustafa Dakın veriyor. Evet. Çantanızı alayım ben. Evet. Plaketini almak üzere Sayın Doktor Bumin Doğrusöz hocamız aramızdan biri. Hoş geldiniz diyoruz. Sayın Erdal Çalıkoğlu, yeminli mali müşavir üstadımızı da bekliyoruz. Evet, katılımlarını. Evet, toplu bir fotoğraf. Evet arkadaşlar. Karayı kaçırmak doğru olmayacağını düşündüm. Evet, teşekkür ederiz. Tabii, teşekkür ediyoruz. Sayın İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, İstanbul Seveme Odası'nın değerli başkanı, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. İlginç bir plaket töreninden sonra gitmediğiniz için teşekkür ediyorum. 1985 yılından beri İstanbul Defterdarlığı'nın içinde bilfiil çalışan biri olarak Sayın Vergi Dairesi Başkanımın takip eden konuşmalarında sadece bu yılki değil, gördüğüm gelişmeler beni çok mutlu etti. Kendileriyle iftihar ediyorum. Gençlerin çalışmalarının ne kadar daha verimli olduğu, ne kadar bizi ileriye götürdüğü kesin. Bunu da serbest muhasebeci mali müşavirlere getirilen 15 yılın ne kadar yersiz ve gereksiz olduğunu belirtmek için söylüyorum. Bizim de bu işi yapacak, gerçekten yapacak arkadaşlarımızın gençler olduğuna inanarak oturumu açıyorum.
Bugün Sayın Fatih Kaya Bey bizimle birlikteler. Geçen sene olduğu gibi kurumlar vergisi beyanında önem arz eden konuları ve kendilerine biriken sorunları açıklamak üzere, kendisine en son söz vermek üzere buradalar. Değerli hocamız her zaman olduğu gibi bizimle beraber. Sayın Erdal Çalıkoğlu Bey bizimle beraber kurumlar vergisine gene en teknik konuları anlatacak ama müsaade ederseniz bu sefer ilk önce sizden başlamak istiyoruz. Değerli hocam da örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması konusunda bizi aydınlatacak. Ben bir tek şeyi belirtmek istiyorum. Çünkü tecrübe gösterdi ki bu toplantılarda sözüne kadar kısa kesersek o kadar iyi. Çünkü soru ve cevaplara sıramız kalmıyor. Ben sayın başkanlara ilaveten Türkiye'nin BB artı notu alması sonucunda bizim mesleğimizi de çok etkileyecek yeni gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle bilhassa genç arkadaşlarımıza, her şeye yakıştırdığımız genç arkadaşlarımdan bir tek şey rica ediyorum. Ne olur kalalık olarak görmeyin. Yabancı dil konusunda çaba gösterdikleri takdirde bugün İngiltere'de İngiliz vatandaşı 600 ile 1200 kelime arasında İngilizce konuşuyor. Türkiye'de sokakta konuştuğumuz Türkçe de aynı şekilde 500 ile 1200 kelime arasında dolaşıyor. Lütfen kendi mesleğimizle ilgili İngilizce konusunda kendimizi eğitmemiz, hele o SEMEME sınavını veren, staj sınavını veren kişiler için hiç zor değil. Bizim gibi tabii yaş geçtikçe önemli şey yapıyor, o bitiyor artık ama gençler için çok kolay bir yöntem. Lütfen buna biraz eğilirlerse ben Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılının çok açık ve kendi mesleğimiz açısından da çok ileri gideceğini düşünüyorum. Bu vesileyle ilk sözü... Kürsüye mi geçeceğiz? Siz nasıl arzu ederseniz Erdal Beyciğim. Suruma da bakacağız herhalde. Yani surum evet. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Sayın Oda Başkanım, Sayın Meslektaşlarım. Programa göre ben en son konuşmacı gibi görünüyordum ilk gönderilen programda. O yüzden rahattım ama birden ilk çıkacak oldum mu? Bir kafamda toparladım neyi, nasıl anlatayım diye. Biraz uzunca bir sunum hazırladık aslında. Hani orada bir sürü konuya değinmek istedik. Eğer sunum daha sonra kullanılabilirse, arkadaşlar bakarlarsa. Mümkün olabildiğince sunumdan ilerlemeye çalışacağım ama 20 dakika gibi bir süremiz var galiba. O nedenle de olabildiğince çabuk onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hani dünya bir toz bulutuydu diye başlarız bazı hikayelere de. Niye kurumlar vergisi var diye başlayayım çok kısa. Aslında bizim hukuk sistemimizde bir kurum kavramı var. Yani ortaklarının varlığından bağımsız bir bu şirket olabilir, kooperatif olabilir, başka şeyler olabilir. Bu anlamda baktığımızda yani şahıs ortaklarından bağımsız bir kurum varlığı var ve bizim vergi teorimizde bu kurumun varlığına bir vergi atfetmek, bunun gelirinden bir vergi almak gibi bir şey gelişmiş zaman içerisinde. Bizde de 1950'li yılların başında böyle bir vergi ihdas olunmuş. Aslında dolaysız vergilerin vergi sistemimizdeki payı düşük diyoruz ama dolaylı vergilere göre dolaysız vergiler henüz daha çocuk, emekleme çağında. Belki 100 yıllık bir geçmişi var ancak dolaysız vergilerin. Çünkü gelir dediğimizde çok soyut bir kavramı konuşuyoruz. Yani dönemi, kişiyi, verginin konusunu, muafiyetleri, istisnaları çok detaylı tanımlamak durumundayız. Hele bu kurumlar vergisi olunca kurumun kendisini, kurumun kazançlarını falan ayrıca tanımlamak durumundayız. Soyut bir şeyden bahsediyoruz. Oysa dolaylı vergilere gelince işlemin işte KDV'de belli satış tutarı üzerinden %18, %8, %1 neyse hesap yapıyoruz. Çok daha rahat, net, tanımlı şeylerle konuşuyoruz. Gümrük vergileri binlerce yıllık geçmişi var. O anlamda hani emekleme çağında genç oldukları için bu vergilerin giderek güçlenebileceğini de düşünebiliriz belki. Çünkü bunların daha adil, daha kaynağında alınan vergiler olduğunu düşünüyoruz. O anlamda teorik olarak daha tercih edilmesi gereken vergiler olduğunu düşünüyoruz. Şimdi öyle baktığımızda kurumlar vergisi dedik. Kurumlar vergisi kimlerden alınıyor? Kurumlar vergisi kanunun birinci maddesinde sayılan kurumlar diyoruz. Bunlar kimler? Şirketler, kooperatifler. İşte yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri. Şimdi orada gene bir tanım var. Kurumun kazancı diye demin dedim hani kurumun kazancını tanımlamak lazım dönem olarak, kişi olarak.
Orada da gelir vergisine yapılan bir atıf var. O anlamda hani gelir vergisindeki atıfı şöyle düşünmemiz lazım. Temel olarak ticari kazançla ilgili belirlemeler. Yani birçok meslektaşımız ticari kazanç deyince ticari kazancın nasıl belirlendiğine ilişkin uygulamayı yakından biliyor, içinde yaşıyor. Kurumlar vergisi deyince de temel olarak gelir vergisinde referans aldığımız kurallar, gelir vergisiyle ilgili kurallar. Gelir vergisinde ticari kazancın saptanmasıyla ilgili kurallar. Şimdi de çok duyuyoruz ticari kar, mali kar ayrımı, ticari kar ne, mali kar ayrımı. Bunda mali karın bizim hukukumuzda özellikle tanımlanmış ya da belirtilmiş bir ifadesi yok. Ama hani ticari kar dediğimizde ticari kayıtlarımıza göre, genel muhasebe kurallarına göre oluşturduğumuz kayıtlarımıza göre çıkan bir kar. Mali kar ise vergi mevzuatı çerçevesinde burada yaptığımız düzeltmeler ve istisnalardan sonra kalan tutar ki bu sonuçta bir temel anlayış olarak kurumlar vergisi matrağına eşit oluyor. Şimdi burada düzeltmeleri deyince temel olarak ne tür düzeltmeler yapabiliyoruz? Bir değerleme hükümleri var vergi usul kanunumuzda. Hani borçların, alacakların, işte çeklerin, senetlerin, bunun dışında emtianın, sabit kıymetin, amortisman hükümleri var. Bunlara ilişkin farklı farklı uygulamalar olabilir. Yani yeni ticaret kanunuyla bütün işletmeler uluslararası muhasebe standartlarına göre defter tutacaktı. Ama şimdi onu biraz yumuşattık. Belki bu farklılıklar henüz çok fazla değil ama gün geçtikçe de artacak. O anlamda değerleme hükümleri, vergi usul kanundaki değerleme hükümlerini vergi mevzuatı açısından esas almamız gerekiyor. Hani dünyada hemen hemen hiçbir ülkede de yok bu tür genel muhasebe kurallarına göre belirlenmiş karın doğrudan vergi matrağına esas olması diye bir uygulamayı ben bilmiyorum. Yani çok şikayet ediyoruz bazen niye bu farklar var diye ama işin doğasında o var. Birçok ülkede de veya hemen hemen her ülkede de aynı farklılıklar var. İkincisi ne olabilir? Kazanç tespitine ilişkin değişik hükümler olabilir. Bunun dışında istisna uygulamaları olabilir. Yani kurumların kendi yapısı gereği uyguladığımız istisnalarla başka kanunların verdiği teşvikler ve diğer hususlardan dolayı istisnalar olabilir. Bir de zarar mahsubu olabilir. Bu şekilde bir düzeltmemiz gereken bir kar tutarı var. Bundan sonra bulduğumuz tutara da biz mali kar diyoruz. Şimdi çok basit bir tablo hazırladık. Aslında bu sorunun cevabı belki çok basit. Ticari kara kanunen kabul edilmeyen giderleri ekleyip istisnalar düştüğümüzde mali kara ulaşabiliriz diyoruz. Baktığımızda bir örnek yapmaya çalıştık. Sunumumuzda var. Hani bunu detaylı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. İhtiyaç duymuyorum şu anda. Şimdi biz baktığımızda kurum kazancımız neye göre oluşuyor? Aslında kazanç soyut bir kavram diye söylemiştik. Bizim giderlerle ilgili vergi mevzuatımızda çok temel bir hüküm var. Genel giderler. Aslında bu çok genel bir basit bir tanımı var kanundaki ifadesi. İşle ilgili ve işin devamı, ticari kazancın elde edilmesi ve devamıyla ilgili olarak yapılan giderler diye. Şimdi bu ifade aslında çok genel ama baktığımızda işimizle ilgili birçok gideri o gider hükmü çerçevesinde gider yazıyoruz. Kiramızı, elektriği, ücreti. Ama hani baktığımızda bunun dışında bazı şeyleri de tadadi olarak belirtmiş kanunlar. Yani bir takım hususları özel olarak belirtmiş. Çünkü bunlar niye kazancın elde edilmesi ve idamesiyle doğrudan ilgisi kurulamayacak türden masraflardır. Bunları özel olarak belirtmiş. Aslında bizim işimizin kendisiyle ilgili giderlerimiz genel gider olarak tanımlanmış ve burada da iki kıstas koymuş. İşle ilgili olması ve işin sürdürülebilmesiyle ilgili olmalı. Hani işin sürdürülebilmesiyle ilgili ne dersiniz? Bir bugünkü iş vardır, bir de gelecekte işinizi geliştirmeyle ilgili düşündüğünüz şeyler vardır. Yatırımınız, araştırmanız. Hani bu çerçevede olursa da bunlar işin sürdürülebilmesiyle ilgili olduğu için gider yazılabilir. Şimdi genel gider var. Bir götürü gider kavramımız var. Bizim kurumlar vergisi kanununda aynı şekilde gelir vergisi kanununda geliyor bu şey. İhracatla ilgili yani bazı giderlerimizi özel olarak sayılmıştır dedik. Bir de götürü gider gibi bir kavramımız var. Kısaca bu götürü gider uygulamasına değinmek istiyorum. Bu ihracatla ilgili bir şey. Birçoğumuz biliriz. İhracat yurt dışında inşaat işleri veya taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu ihracat hasılatının 1/5'ini aşmamak kaydıyla götürü olarak bir gider kurumlar vergisi matrağından indirimine imkan verilmişler. Bir kanunda var bu uygulama ama idarenin yaptığı yorumlardan bu giderin uygulanabilmesi için
Şöyle 3 tane şart öngörüyor. Diyor ki böyle bir harcama başlangıçta bir yapılmış olması lazım. Ama bu harcamanın belgelendirilmemiş olması lazım. İlgili gider hesaplarında da biz bunu gider olarak görmek istiyoruz diye. İdarenin 1990'lı yılların başlarında koyduğu bir açıklama. Şimdi bu biz götürü gider deyince bir şeyi götürü olarak hesaplayıp indiririz diye düşünüyoruz. Ama bu bir şekilde böyle bir anlayış eskiden beri yerleşti. Birçok ihtilafa neden oldu. Bu konuda birçok mükellef bu götürü gideri doğrudan beyannamede indirim konusu yapıyor. Ama bazı incelemelerde hayır bu önce belgelendirilmemiş olarak yapılmış bir gider olması lazım gibi eleştirilerle karşılaşıyoruz. Yargı kararları bu tür eleştirileri kabul etmiyor. Yani bu götürü giderdir, düşülebilir, bunun başka bir gerekçesi, başka bir dayanağı belgesi olması gerekmez diyor. Ama maalesef yargı kararları hep aynı yönde, çelişen bir yargı kararı olmadığı için bir içtihadı birleştirme kararı da elde edemiyoruz. Ama halen uygulamada bu tür eleştirilerle karşılaşıyoruz. Yani uygulamada çok gördüğümüz için ihracatla ilgili götürü gideri düştüğü için eleştiriye muhatap olan firma, kuruluş, o anlamda size özellikle belirtmek istedim. Ama yargı kararları hakikaten mükellef lehine bu tür bir eleştiriyi kabul etmiyor. Yani o diğer eleştiri de şöyle diyor, yani işletmeden çek parayı da ne yaparsan yap gibi bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla o eleştiriye prensip olarak da katılmak mümkün değil diye düşünüyorum. Bunun dışında hani ne tür giderler? Bunları belki birçoğumuz biliyor. Günlük olarak da çok uygulamasını yapıyor ama kısaca ben buradan okup saymak istiyorum. İşçilerin iş yeri ve iş yerinin müştemilatındaki yemek ve barınma giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatları. Şimdi burada iş yerinin kendi iş yerinde veya müştemilatındaki yemek gideriyle ilgili bir de farklı bir uygulamamız var. Yemek çekiyle ilgili. O da ayrı bir istisna uygulamasından geliyor. Yani yemek hizmeti sağlayan kuruluşlar tarafından verilmesi halinde bu şeyin yemek çeklerini de bu kapsamda gider olarak indirebiliyoruz. Sigorta primleri ve emeklilik aidatından kastımız yani sosyal güvenlik, resmi sosyal güvenlik kuruluşlarına ödediğimiz primler. Bunun dışında herhangi bir sözleşmeye veya mahkeme kararına göre veya kanun emrine ödenen zarar, ziyan veya tazminatlar olabilir. Bunları doğrudan gider yazabiliyoruz. Seyahat ve ikamet giderleriyle ilgili olarak işle ilgili ve işin önemi ve genişliğiyle uyumlu olmak kaydıyla gider yazabiliyoruz. Taşıtlar işletmeye ait olur veya kiralama yoluyla edinilmişse gider yazabiliyoruz taşıtları. Vergi usul kanuna göre ayrılan amortismanları. Bir de tabii bina arazi gider, istihlak, damga vergisi, belediye vergiler, harçlar ve kaydiyeler gibi aynı vergi resim ve harçları da gider yazabiliyoruz. Burada tabii hani dolaylı vergilere ağırlık veren bir vergi sistemimiz var. Ama bir tarafta kurumlar vergisinde de bunları doğrudan gider yazmamıza imkan veren bir uygulama var. Bu örneğin taşıtlarla ilgili olarak ödediğimiz taşıt alım vergisini, KDV'yi indirim konusu yapamadığımız binek otomobillerde bu hüküm çerçevesinde doğrudan da indirim konusu yapabilmemize imkan veren gelir idaresi muktezaları var. O çerçevede o vergileri de indirim konusu yapabiliyoruz. İşverenlerce sendikalar kanuna göre hükümlerine ödenen göre sendika aidatları var. Burada bir limit var. Bir aylık çıplak brüt ücretin bir günlük tutarını aşamıyor bir aylık sendika aidatının. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları eski uygulamada çalışanın ödediği de çalışanın gelir vergisinden düşüyordu ama 2013'ten sonra gelen uygulamada çalışanların kendilerinin bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payları düşme imkanı yok. İşverenin yaptığı katkı payıyla ilgili bir sınır var. %10'uydu. 2013 için %13 olarak belirlendi ama burada bir üst limit var. Asgari ücretin yıllık tutarı. Bu da şu andaki veriler çerçevesinde 10.962 TL. Bunu işveren de oradan bireysel emeklilik sistemine ödeyecek çalışan adına. Ve orada da bu tutarlarda, bu hadlerde kalmak kaydıyla gider de yapabilecek. Bir diğer gider unsuru gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağışlar. Bir kısım giderlerimiz de kurum olmanın özelliğinden kaynaklanıyor. Örneğin menkul kıymet, ihraç giderleri, bu tahvil türü şeyler. Kuruluş ve örgütlenme giderleri, genel kurul toplantıları, tasfiye veya devir bölünme için yapılan giderler. Burada özel bir hüküm var. Katılım bankalarının katılma hesabı karşılığında ödediği kar payları aslında bunlar bir tür mevduat için ödenen bedellere benziyor diğer normal bankalarda.
Bir de sigorta ve reasyonans şirketlerinde kendi sigorta uygulamalarından dolayı kaynaklanan bir teknik karşılıklar var. Bunlar kendi mevzuatları çerçevesinde hesapladıkları teknik karşılıklar gerçekten. Hazinenin kontrolünde hesaplıyorlar, ona göre ayrılıyorlar. Bir ertesi yıl kara aktarıyorlar. Şimdi bir de indirilemeyecek giderlerimiz diye bir hükmümüz var. Burada belki Bumin Hoca transfer fiyatlandırmasıyla örtülü sermayeyi anlatacak. Ben onlara çok değinmek istemiyorum. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler diyor. Hani bu çok genel bir hüküm. Kurumun sermayesine veya yetek akçelerine veya dağıtılmamış kar paylarına bir faiz hesaplayıp ortaklarımıza ödemek istesek veya oradan hak sahibi olan kişilere bunu gider yazmamız söz konusu değil. Örtülü sermaye bildiğiniz üzere işte dönem başındaki öz sermayenin 3 katını aşan borçlanmaları yıl içinde aşan kısma isabet eden giderler. Transfer fiyatlandırması ise bir emsal bedelin üstünde kalan ilişkili kişilerle yaptığımız işlemlerde tutarların gider olarak indirilememesini öngörüyor. Bir de tabii kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, tekne, uçak gibi şeylerle ilgili, taşıt araçlarıyla ilgili sınırlamamız var. Buradaki sınırlama da hani işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili değilse bu taşıt araçları. Tabii yine ödenen kurumlar vergisi, vergi cezaları, gecikme faizlerini gider yazamıyoruz. Aynı şekilde kamu idarelerine ödenen türden cezaları, trafik cezaları ve benzeri cezaları da gider yazamıyoruz. Basın ve televizyon yoluyla işlenen fiillere ilişkin ceza ve tazminat giderleri kurum matrağından indirilemiyor. Varsa bu tür şeyler gider yazılan tutarlarını eklememiz gerekiyor. Yedek akçeler de kanunda özel olarak sayılmış ama normalde de hani yedek akçelerin gider yazılmasıyla ilgili bir uygulamamız yok zaten. Şimdi bu yılın başında yani çok tartışma yarattı. Hani örtülü sermaye uygulamasının dışında yine finansman giderleriyle ilgili bir sınırlama getirilmeye çalışıldı. Oradaki sınırlamanın mantığı şirketin ya da kurumun öz kaynağını aşan bir borçlanma varsa bu aşan borçlanma için katlanılan maliyet unsurlarına mı kur farkı faiz olabilir? %10'unu aşmamak üzere yine bakanlar kurulunca kararlaştırılacak kısmı vergi matrağından indirilmesin diye bir kanun hükmü kondu. Bu tabii yatırım maliyetine eklenen tutarlar ile kredi kuruluşlarının yani finans kuruluşlarında bu uygulama geçerli olmayacak ama yani bir tür bu aslında şirketlerde öz kaynak kullanımını teşvik etmek için düşünülen bir şey ama cezalandırma yönüyle geliyor. Diğer taraftan örtülü sermaye uygulamasıyla çok çelişen bir yönü var. Hani biraz çok da bu hükmün arkasında kimse durmadı açıkçası. Bu şimdi dönem başı öz sermayeniz ne? Bu nasıl tanımlanacak? Bütün yabancı kaynaklar bunun içine giriyor. Yani o anlamda herkesi ilgilendiren bir hükümdü ve tartışması da çok olacak bir hükümdü. Belki bunlar görüldüğü için hani çok üzerine gidilmedi ve Bakanlar Kurulu'da bir oran belirlemediği için bu hüküm şu anda yürürlükte değil ama yürürlüğe girerse gerçekten ya biz örtülü sermaye uygulamasında görüyoruz. Yani 3 katını aşağını hep hesaplama günlük çetele tutmak lazım. Anormal bir şey. Bunu bütün borçlanmalar için yaptığınızda yani hemen hemen her şirkette öz kaynağınız dönem başında 100 bunu aşan bir borçlanma olduğu anda herhangi bir günde öyle bir hesap yapmak durumundasınız. Yani bilemiyorum nasıl yürütülebilir böyle bir şey. Yani çok ciddi tartışma konusu, ihtilaflara neden olacak bir düzenlemeydi. Umarız böyle devam eder. Sayın Başkanım siz ne dersiniz? Binek otomobilleriyle ilgili bir hüküm var. Motorlu taşıtlar vergisi gider yazılmıyor binek otomobiller. Bu motorlu taşıtlar vergisi kanundan geliyor. Tabii bunu araç kiralama işini yapanlar gider yazabiliyor. O anlamda bir problem yok. Özel iletişim vergileri bu da gider vergileri kanundan geliyor. Yani ödediğimiz telefon, cep telefonu faturalarında var bu özel iletişim vergisi. Yani birçoğumuz herhalde telefon faturalarından özel iletişim vergisini ayırıp kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazıyoruzdur. Bir de tabii yine katma değer vergisi kanunuyla ilgili bir düzenleme var. Gider kabul edilmeyen ödemelerle ilgili olarak yüklenen katma değer vergisinin de indirimi söz konusu değil. Aynı şekilde bu kendisi gider kabul edilmediği için KDV'nin kendisini de gider yazamıyoruz. Tabii bu uygulamada son çıkan şeyde hani bildiğimiz bazı gider unsurları var. İşimizle ilgili değil, bir şey değil. KDV'sini indirmiyoruz ama transfer fiyatlandırması ile ilgili birçok şirkette son dönemlerde ciddi şey yaşıyoruz. İlk başta biraz şok oldu, şimdi alıştık belki de.
Yani ilişkili kişilerle yaptığınız işlemlerde emsallerine aykırı bir fiyat oldu. Diyelim ki siz 100 liraya almışsınız ama piyasada o fiyatı, o malın fiyatını 50 liraya bulmuş idare, tespit etmiş bir şekilde. Hani 100 lira yüksek miydi, makul müydü tartışılır ama devlet geliyor, o 50 liranın vergisini sizden istiyor. Bu malın bedeli yüksek, siz ilişkili kişiye kar payı aktarmışsınız diye. Şimdi 50 liranın kurumlar vergisini veriyoruz da sonra son zamanda bir de bunun KDV'sini de verin diye geldiler. O da %18 çoğunlukla, hani genel orandan gidersek. Bu ciddi bir tartışma yaratıyor. Hani ilişkili kişi bizim uygulamamızda çok geniş olduğu için bu hüküm birçoğumuzun karşısına gelecek diye düşünüyorum. Yani ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde gerçekten transfer fiyatlandırması uygulamasına Türkiye diğer ülkelerle kıyaslayınca biraz geç geldi ama iyi geldi. Yani hem geniş bir ilişkili kişi tanımı yaptı hem de KDV'yi bu işin içine soktu. Dünyada başka bir ülkede yok. O anlamda sorun olabilir hepimiz için. Uygulamada da bundan sonraki uygulamalarımızda, yani ilişkili kişilerle yaptığımız işlemlerde fiyatlamaya, bunun dokümantasyonuna dikkat etmekte fayda var. En azından mükelleflerinizi bu anlamda bu tür işlemler yaptıklarında bunun ciddi olarak dokümante edilmesi gerektiğini hatırlatmanızda fayda görüyorum. Bir ödenmeyen sosyal güvenlik primleriyle ilgili bir düzenlememiz var. Bunu da çok yaşıyoruzdur. Hani sosyal güvenlik primlerini ödemediğimizde gider yazamıyoruz. Bunun bir istisnası Aralık ayını Ocak ayında ödersek. Dolayısıyla bu da sosyal güvenlik uygulamalarına destek olması için epeyce oldu bu hükmün çıktığı da bir destek. Sanırım bir şey oluyor, etkili oluyor diye düşünüyorum. Şimdi kanun kabul edilmeyen giderlerin bir kısmı kanunlarımızda sayılmıştı ama bir de başka bizim değerleme hükümlerini, hani kanunları belirlerken dönem matrağında neler önemli olabilir dedik. Vergi usulü kanunu hükmünden, vergi usulü kanundan gelen bir şey bu dönemsellik. Bizde dönemsellik ciddi anlamda son dönemlerde gündeme geliyor idarenin yaptığı incelemelerde. Yani giderin ilgili olduğu dönemde gider yazılması, gelirin de ilgili olduğu dönemde gelir yazılması. Hani birçok belgenin arkasına gitseniz hakikaten dönemsellikle ilgili problem bulabilirsiniz incelemelerde. Bizim gördüğümüz hani bu tür dönemsellikle ilgili kaymalar nedeniyle vergi inceleme elemanlarında bu tür şeylere giderek daha çok bakma eğiliminde oldukları. Yani çok basit bir ilke, gideri ilgili olduğu dönemde gider yazalım, geliri de ilgili olduğu dönemde gelir yazalım. Belgesiz giderler, tabii bununla ilgili bir problemimiz yok herhalde, bütün arkadaşlarımız belgesiz olunca bir gider doğal olarak kanunen kabul edilmeyen gider yazıyor. Bununla ilgili bazı istisnalar var, işte dolmuş otobüs giderleri, örf ve adete göre belgelenmesi gerekmeyen giderler diye ama bunlarla ilgili uygulamada da arkadaşların bir problemi olmadığını düşünüyorum. Senetsiz alacaklarla ilgili reeskontlar. Bu da yani muhasebe kuralları çerçevesinde alacak senetsiz olsa, belli bir vadesi varsa, uzun vade alınacaksa, bilançoda hani gerçeği gösterme ilkesi çerçevesinde bununla ilgili bir reeskont hesaplamanız, yani o alacağı bugünkü değerleme günü kıymetine getirmeniz mümkün ama bizim vergi mevzuat çerçevesinde bunu gider yazmamız mümkün değil. Ancak senetli alacaklarla ilgili var. Çeklerle ilgili olarak da kabul etmiyoruz. Çekte vade yoktur diye kural olarak. Onun dışında kıdem tazminatı karşılığı. Bu da bir karşılık, hani ödenir ödenmez o anlamda bir belirsizlik olduğu için o ayırdığımız karşılık tutarına gider yazmıyoruz ama şimdi kıdem tazminatı ilgili de bir tartışma var. Dönem dönem gündeme geliyor, kıdem tazminatını bir yere ödemek, bir fona ödemek gibi. Eğer öyle bir fon oluşturulursa bununla ilgili vergi mevzuatında gözden geçirilmesi gerekir. Eğer cidden bir şey ödüyorsa mükelleflerimiz, o anlamda giderde yazma imkanı yaratılır diye düşünüyorum. Şüpheli alacak karşılığı, bildiğimiz üzere şüpheli alacaklarla ilgili biz ne yapıyoruz? Dava ve icra safhasında olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırıyoruz. Yani gene muhasebe kuralları çerçevesinde bir alacağın şüpheli olduğunu düşünmüş ve bunun için karşılık ayırmış olabiliriz. Ama bununla ilgili dava veya icra sürecini başlatmamışsak bu karşılığı vergi matrağından düşemiyoruz. Hızlı gidiyor muyum Sayın Başkanım? Nasıl diyorsunuz? Vakit kaldı gayet mı? Gayet iyi, gayet iyi. Kanunen kabul edilen bir gecikme var. Kusura bakmayın. Şimdi bizim vergi mevzuatımız ya da genelde vergi mevzuatı ne yapar? Kişiyi tanımlar, vergi konusunu tanımlar, sonra muafiyetleri tanımlar. Muafiyetler bugün konumuzda yok. Kimler kurumlar vergisinden muaf diye. Ama bir de verginin konusuna giren şeyleri, kurumların aslında her türlü kazançları kurumlar vergisinin konusuna girer.
Ama bir taraftan baktığımızda gerek kurum olmanın tekniği veya diğer teşvik ve istisna nedeniyle bazı kurumlar vergisinin konusuna girmekle birlikte kurumlar vergisine tabi olmayacak kazanç unsurları var. Bunlar hani temelde baktığımızda en çok bildiğimiz şeylerden biri iştirak kazançları. Bu başka bir kurumun sermayesine veya karına iştirakten kazaklanıyor. Böyle bir istisnaları ben sayayım. Ne kadar vaktimiz var üstadım? Siz devam edin, buyurun. Sayayım, sonra vakit kalırsa istisnalarla ilgili tabii detaylı açıklamaları da yapmaya çalışırız. Birincisi istirak kazançları istisnamız. Bir de 2006'daki düzenlemelerle kurumlar vergisi kanununa gelen yurt dışı iştirak kazançları istisnası. Bizim eskiden kurumlar vergisi kanununda mahsup sistemimiz vardı yurt dışından elde ettiğimiz kurum kazançları ile ilgili. 2006 yılında yerine getirilen kurumlar vergisiyle yurt dışında belli bir oranda vergilenmiş kazançlara artık istisna uygulaması öngören bir düzenlememiz var. Bir de yurt dışı iştirak hisseleri satış kazancı istisnamız. Bu istisna belli özellikleri taşıyan kurumlara tanınan bir istisna. İşte bilançosunun %75'inden fazlası yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmiş şirketler. Normal bizim iştirak veya gayrimenkul satış istisnamızla ilgisi yok. Emisyon primi kurumların sermayelerin hisse senetlerini itibari değerinin üstünde elden çıkarmalarından doğan kazanç. Yatırım fon ve işletmeciliği ile ilgili kazançlar. Bu sermaye piyasası mevzuatına göre kurulan yatırım fon ve ortakları. Demin dediğimiz gayrimenkul ve iştirak hisse satış kazancı 2 yıldan fazla elde bulundurulan gayrimenkul ve iştirak hisseleriyle ilgili istisnalar. Bir de banka ve TMSF, tasarruf mevduat sigorta fonuna borçlu bulunan kurumların bu borçlarını ödemek için elden çıkardıkları gayrimenkul ve iştirak kazançlarıyla, iştiraklarla ilgili bir kazanç istisnamız var. Yurt dışı şube kazançları bir kurumun yurt dışında olan şubesiyle ilgili istisna. Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleriyle ilgili buradan elde ettiğimiz kazançlar. Okul ve rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ilişkin istisnamız var. Bir de yatırım indirim istisnamız var. Şimdi iştirak kazançları istisnası dedik. Aslında bu bir istisna mıdır yoksa çifte vergileme yönleme mekanizması mıdır? Çünkü bir kurumun bir başka kurumdan elde ettiği kar payı temel olarak orada kurumlar vergisine tabi olduğu için elde eden kurum nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulmaması öngörülür. Yani bu işin teorisinde öyle tanımlanmıştır. Burada şimdi bir başka kurumun sermayesine iştirak edebilirsiniz. Yine daha sonra yapılan değişikliklerle onların karına iştirak etmeye imkan veren intifa senetleri veya başka tür senetlerden elde edilen kar paylarını da bu şekilde iştirak istisnasından yararlanıyoruz. Kurumlar vergisine tabi tutmuyoruz. Yani elde ettiğimiz ticari karımızdan varsa bu şekilde başka bir kurumun, Türkiye'deki bir kurumun sermayesine iştirakten veya onun karına iştirakten elde ettiğimiz kar payını istisna olarak düşüyoruz. Ama burada şey var, Türkiye'de kurulan yatırım fon ve ortaklıkları ile ilgili oradan elde ettiğimiz kar paylarını düşmüyoruz. Çünkü onların kendi kazançlarıyla ilgili bir istisna var. Oradaki rejim ona göre kurulmuş. Ama bu yeni yılbaşına itibaren gelen bir şey var. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları bu yatırım fon ve ortaklıkları ile ilgili iştirak kazançları uygulamama kuralının dışında bu aslında çok basında melek yatırımcı diye çıkan şey. Daha sonra belki anlatacağız, sizin karınızdan belli bir kısmını ayırıp bu tür girişim sermayesi yatırım fonlarına ve ortaklıklarına kar payı fon olarak koyabiliyorsunuz. Onu da kurumlar vergisi matrahından düşebiliyorsunuz. Şimdi bir de iştirak kazançları istisnası uygulaması ile ilgili uygulamada gördüğümüz çok şey var. İştirak etmiş olduğunuz kurum sermaye arttırıyor. Bu sermaye arttırma olabileceği bir oradaki öz kaynak unsurlarının sermaye eklenmesi suretiyle de olabilir. Bizim oradaki anlayışımız, yorumumuz, yani orada bir kar yedeklerinden sermaye eklenme söz konusuysa sizin de onu bir tür kar dağıtımı gibi kayıtlarınızı alıp, yani hisse, iştirak geliri, kazancı gibi yine iştirak kazancı istisnasından faydalandırılması gerektiği. Doğru muhasebe bu mudur? Hani uluslararası muhasebe standartlarıyla ilgili arkadaşlar aslında bir şey değişmiyor. O benim iştirakim gene şey oldu. Aynı hissem var diye. Ama burada bir işlem var. İşlemi de muhasebeleştirmek gerekiyor. O yüzden hisse ve iştirak geliri diye yazmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi gayrimenkul ve iştirak hisse satış kazancımız belki uygulamada çok rastlıyoruz. Yani temel olarak 2 yıldan fazla elimizde bulundurduğumuz gayrimenkulü veya iştirak hissesini sattığımızda
Kurumlar vergisinin öngördüğü husus, buradan elde edilen karın özel karın %75'ini özel bir fon hesabına koyarak istisnadan faydalanabileceğimiz suretiyle. Şimdi burada öngördüğü şartların biri 2 yıl elde bulundurma. Ama bir şey var, şartı var yine. Gayrimenkul ve menkul ticaretiyle uğraşanların bu amaçla elde bulundurdukları şeyler, kıymetler istisnadan yararlanamaz diyor. Ama orada yine bir istisna diyor. Yani bu tanımdan gayrimenkul ticareti ve kiralanması işiyle iştigal eden kurumlarda kendi faaliyeti için kullandığı bir gayrimenkul varsa, menkul kıymet ticaretiyle uğraşan kurumların da uzun vadeli iştirak etme amacıyla aldığı hisselerin bu istisna kapsamında olması gerektiği anlaşılıyor kanundan, ama daha sonra şimdi anlatacağım. Bu konuda bir tartışma yaşıyoruz uygulamada. Şimdi elde ettiğimiz kazancın %75'ini bilançoda ayrı bir fon hesabına koyup bunu kurumlar vergisine tabi tutmuyoruz dedik, ama bunun gösterimi olarak ilgili yılda kar hesaplarına koyuyoruz, bilançoda indiriyoruz ve kurumlar vergisi beyannamesinde indiriyoruz ve takip eden dönemde fon hesaplarını alıyoruz. Yani gösterim olarak idarenin istediği bunun karın da kayıtlarda görünmesi ve istisna uygulamasının da beyannamede net olarak ortaya konulması şeklinde. Yani dolayısıyla yıl içindeki satıştan doğan karın %75'ini doğrudan yıl içinde fon hesabına aktarmamakta fayda var. Çünkü idare bunun böyle izlemek istiyor. O anlamda hani farklı bir eleştiriye, bir usulsüzlük cezasına muhatap olursunuz diye düşünüyorum. Yani idare fon hesabına aktarıldığı yıl içinde diye istisna uygulamasını reddetme eğiliminde olmaz, ama ne istediğini de çok net koymuş. O anlamda çok zor bir şey değil. Doğru muhasebesi de o anlamda yapmakta fayda var. Burada hani kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar bu özel fon hesabına aktarılması gerekiyor %75'lik tutarın. Bir diğer şartımız bu istisna ile ilgili, bu %75'lik yani fon hesabına aktarılan tutarın işletmeden 5 yıl süreyle hiçbir şekilde çekilmemesi. Hani 5 yıl sonra çekilirse ne olur? Buradaki tanımdan hani 5 yıl sonra çekilirse herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği yönünde. Şimdi ama burada uygulamada çok rastladığımız konu, satışların bir kısmında zarar olması halinde bu zarar da gider yazılabilir mi? Yani %75'i, zararın %75'ini de biz kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almak durumunda mıyız? Şimdi bizim genel anlayışımız istisnalar, özellikle şartla bağlı istisnalarda hani o şartlar yerine gelirse bu istisnadan faydalanabiliriz. Şartları yerine getirmezsek istisna uygulanmaz. Yani doğrudan bir şey değil. Yani kazancı devre dışı bırakan ya da verginin konusu dışında bırakan bir uygulama değil, özellikle istisna şarta bağlı olursa. Hani bu çerçevede böyle bir zararın %75'ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almak gerekmez diye düşünüyorduk başta. Gelir İdaresi Başkanlığı da böyle düşünüyordu, ama son dönemlerde çıkan muktezalarda, yorumlarda yok, madem satışta istisna var, kar edersek, zarar edilirse de bunun %75'i de gider olarak indirilmesin şeklinde bir yaklaşım var. Son gelen muktezalarda gördüğümüz. Çok katılamıyoruz. Yani hani bir işletme, diyelim ki birden fazla işlem yapmış, yani o çerçevede bir tutarlılık prensibi, birinden kar elde etti, onun %75'ini istisna tuttu. Öbür tarafta zararın %75'ini hiç dikkate almadan tümden düştü. Hani böyle bir hakkaniyet çerçevesinde eleştiri yapılabilecek veya karşı çıkılabilecek bir durum olabilir belki, bilmiyorum, ama uygulamada o tür şeylere bakmadan doğrudan zararın da %75'inin vergi matrağından indirilmemesi gerektiği yönünde. Hani 2 yıldan fazla elde bulundurulan bir gayrimenkul veya işte hissenin satışı söz konusuysa ve bir zarar da söz konusuysa, bunun %75'inin gider yazılmaması gerektiği gibi bir sürprizle karşılaşabilir arkadaşlarımız. O anlamda konuyu bir değerlendirmelerinde fayda görüyorum, ama bununla ilgili yargı kararlarına baktığımızda bu yargı kararları bu yaklaşımı desteklemiyor. Onu özellikle belirtmek isterim. Bir de demin söyledik, şirketin faaliyet konuları arasında gayrimenkul veya menkul ticareti veya bunların kiralanması şeklinde bir şey varsa, aktivite varsa, bunu yapan şirketler açısından bu istisna uygulanabilir mi?
Şimdi son dönemlerde orada biraz açıklamaya çalışmıştım. Yani gayrimenkul ticareti veya kiralaması amacıyla elinde bulundurdukları gayrimenkullerle ilgili bu işlem uygulanamaz. Kanun açık hükmü. Ama son dönemlerde gördüğümüz idarenin inceleme elemanlarının bu istisnanın kapsamını daraltma yönünde bir eğilim içerisinde oldukları. Yani şöyle örneklerle karşılaşabiliyoruz. Normal bir ticaret yapan şirket veya başka üretim yapıyor. Ana sözleşmesinde gayrimenkul alıp satma konusunda yetkilendirilmiş veya böyle bir imkan olması nedeniyle bu gayrimenkul satışındaki istisnadan da faydalanamayacağı yönünde yorumlar. Veya gayrimenkulü sattınız, gittiniz başka bir şey aldınız. İşte bu satıştan elde ettiğiniz ve istisna uyguladığınız tutarın herhangi bir kısmını yine bağlı bir kıymete, bağlı kıymetten kasıt hani nakit olmayan veya işte gayrimenkulü veya hisseyat, bir kısmını bile bağlı bir kıymete dönüştürdüğünüz takdirde istisnayı kabul etmeyiz, edilmez gibi açıklamalar var. Yani ki bu şeyde bizim vergi uygulamasının genlerinde var. Yani önce istisnaları koyuyoruz, sonra gelip onları sıkı takip edip alanını daraltmaya çalışıyoruz. Bir tür güvensizlikten veya farklı yaklaşımdan kaynaklanıyor. Bu gayrimenkul ve iştirak hissesiyle ilgili, satış istisnası ile ilgili olarak yaşadığımızda bu. Yani her gün çok farklı bir bakış açısıyla yapılan işlemin eleştiri konusu edildiğine rastlıyoruz. Bazen de hani ne yapacağımızı da bilemiyoruz açıkçası. Çünkü bağlı kıymete, herhangi bir kısmının bağlı kıymete dönüştürülmesi deyince yani bir mükellef şöyle dedi. Tamam, bütün parayı bankada tutayım, nakit hiçbir şey yapamıyorum. Bu sefer de hani parayı hiç kullanmadınız diye bir eleştiri olabilir. Ve o anlamda idare bu tür konularda önceden teyit vermekten, kendini bağlamaktan özellikle kaçınıyor istisnalardan. Hani bir genel eğilim olarak bunu gördüğümü söylemek isterim. Yani koşullar belki onları öyle itiyor ama idarenin yol göstermesine de ihtiyacımız var uygulamada. Çünkü o zaman şey yapamıyoruz. Nasıl işlem yapacağımız konusunda tereddüt ediyoruz. O daha kötü. Şimdi yine bu satışla ilgili bir şart vardı. Paranın alınması, işletmeye girmiş olması lazım. Eğer vadeli satış yapılmışsa ikinci takvim yılının sonuna kadar da bu satış bedelinin tahsil edilmesi şarttır. Eğer tahsilat olmazsa istisna uygulamasından cezalı olarak geriye dönüyoruz. O da önemli bir unsur. Şimdi buradaki bu istisna ile ilgili belki çok bir şey, burada gayrimenkul satışında eğer gayrimenkul 2 yıldan fazla elde bulundurmuşsa KDV istisnası var. BSM mükelleflerinde BSM istisnası var. Bu satışla ilgili bir kağıt, bir satış anlaşması düzenliyorsak bu damga vergisinden istisna. Ama gayrimenkul genellikle karşılaştığımız bir işlem, bu gayrimenkullerin satışında tapu harcı ile ilgili bir istisna yok. Yani kazancın %75'ini kurumlar vergisine tabi tutmuyoruz, KDV hesaplamıyoruz, damga vergisi hesaplamıyoruz ama tapu işlemi sırasında tapu harcı ödüyoruz. Böyle bir örnek hazırlamıştık. Yani örneğin üzerinden çok gitmeye gerek görmüyorum üstadım. Yani örnekte özel olarak şeyi vurgulamaya çalıştık. Yani normalde karın içerisinde görünsün yıl sonunda bilançoda kurumlar vergisi beyannamesi verileceği tarihe kadar da özel bir fon hesabına alınsın ve kurumlar vergisi beyannamesinde de özel olarak istisna olarak gösterilsin. Emisyon primi diyoruz. Bu anonim şirketler için geçerli bir istisna. Yani normalde bir hisse bedeli 1 lira ama sizin şirketinizde bir takım yedek akçeler, gizli yedek akçeler olduğu için diyelim bir hisseniz 1 liradan fazla eder. Yeni ortakları şirketi alırken eski ortaklar rüşan haklarını kullanmadılar diyelim. Bir hisseleri 2 liraya satarsınız. Bizim bilanço tekniği itibariyle bu farkı kar gibi dikkate almamız lazım. Bunun sonuçta emisyon primiyle ilgili bir hesaba alıyoruz özel olarak. Tek düzen hesap planında SPK da aynı şekilde istiyor. Dolayısıyla doğrudan kar hesabını almıyoruz. Özel bir fon hesabını alıyoruz. O zaman vergi matrağına ilave ve indirim kalem olarak dikkate alacağız. Önce beyannamede ticari kara ilave ediyoruz. Daha sonra da istisna olarak düşüyoruz. Emisyon primi dağıtılması halinde normal kar payı stopajına tabi olacak. Onu özellikle söylemek isterim. Yani sermaye eklenebilir, dağıtılabilir. Ama dağıtılırsa normal vergileme kuralları geçerli olacak. Başka bir şart yok yani demin dediğimiz gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışıyla ilgili istisna gibi. Şimdi bir de bizim şeyimiz var. Tabii bu istisna edilen kazançlarla ilgili yani kanunen kabul edilmeyen giderler kısmında
söyledik mi hatırlayamadım şimdi ama istisna kazançla ilgili yaptığımız giderleri gider olarak indiremiyoruz. Böyle bir temel kuralımız var. Ama bunun bir tek istisnası var. Bir kurum, başka bir kurumun hissesine iştirak etmek için gidip örneğin bankadan kredi almış, o krediyle gidip başka bir kurumun hissesine iştirak hissesini veya hisse senedini almışsa bunu gider yazabiliyor. Çünkü kanunumuzda, kurumlar vergisi kanununda özel bir hüküm var. Bu da bizi dünya uygulamasından önemli ölçüde ayıran bir şey. Çünkü dünyada birçok ülkede bizdeki gibi iştirak kazançları istisnası uygulaması var. Onlar daha geniş uyguluyor bazı ülkeler. Ama onlarda hep bu tür şey. Onlarda da var böyle istisna kazançlarla ilgili giderlerle ilgili sınırlama. Dolayısıyla bu Türkiye'ye özgü bir şey. Bu kurumlar vergisi kanunu ilk çıkarılışında tartışmaların sonunda geldi. Ama Türkiye belki de o anlamda hani şirketlerden borçlanma suretiyle yatırım yapmak için enteresan, cazip bir ülke diyebilirim. Zarar mahsubu diye bir hükmümüz var. Bizdeki zarar mahsubu 5 yılla sınırlı bildiğiniz üzere. Geriye doğru zarar mahsubu gibi bir uygulamamız yok. O da başka bazı ülkelerde var. Dönem dönem çok sınırlı olarak bu tartışma konusu oldu. Yani geriye doğru zarar mahsubu da olsun diye. Yani geçtiğimiz yıl karlısınız, bu yıl çok zararlısınız. Geriye dönüp geçtiğimiz yıldan bu yılın zararını mahsup edip o dönemde ödediğiniz gelir vergisini, kurumlar vergisini geri almak gibi. Birçok ülkede var bu uygulama. Aslında belki ta konuşmamın başında dedim. Yani gelir teorik bir şey, bir dönem belirlemek durumundasınız. Dolayısıyla o dönemi siz belirlediğinizde hiçbir geçişme olmaması da aslında işin doğasına çok da uygun bir şey değil. O yüzden birçok ülkede geriye doğru zarar mahsubu gibi bir uygulama da var. Bir zarar mahsubu ile ilgili özel bir uygulamamız devir veya bölünme halinde zarar mahsubu. Bir şirketi devralacaksınız, birleşeceksiniz. Geçmiş uygulamalarımızda çok eskiden böyle bir uygulama yoktu. Son zamanlarda belki 90'lı yıllardan sonra bu şey geldi. Devralınan şirket zararının da indirimi diye bir uygulama. Yani zararlı bir şirket var. Siz o şirketi bünyenize katarsanız orada oluşan zararı belli koşullarla beyannamenizden indirim konusu yapıyorsunuz. Yani zarar o da aslında bir tür vergi aseti gibi. Uluslararası muhasebe standartlarında o çok konuşuluyor. Yani dolayısıyla onun sizin eğer kazançlıysanız kazancınızdan indirimi suretiyle sağlayacağınız vergi avantajı orada aslında bir değer. Belki onun içinde bir bölünme, birleşme işlemi düşünülebilir. Tabii burada bir şartımız var. Devralınan kurumun öz sermayesini geçmeyen bir zararı indirmemiz söz konusu. O kurum 5 yıl boyunca beyannamelerini düzgün bir şekilde verilmiş ve beyannamelerinde bu zarar tutarını belirtmiş olması lazım. Bir diğer şart da devralan kurum faaliyetine devralan kurum nezdinde 5 yıl daha devam edecek. Yani dolayısıyla doğrudan zararın o vergi karşılığının ticaretine engel olmaya çalışan bir düzenleme var. O kurum faaliyetine devam etsin ve o şekilde de bu zarar mahsubu onun faaliyetini destekleyen bir unsur olsun diye. Yurt dışı zararları bu yurt dışında şube şeklinde bir faaliyeti olan kurumlar için geçerli. Eğer orada bir zarar etmişse sizin şubeniz yani iştirakiniz hissesini elinde bulundurduğunuz şirket değil, orada şube olarak doğrudan sizin adınıza faaliyet gösteren yapıda elde edilen zararın Türkiye'de belli koşullarda indirimi söz konusu. Bu da oradan zararın belgelenmiş olması, bilanço gelir tablolarının o ülkede yetkili makamlarca onaylanmış olması gibi şartlar var. Bir de diğer indirimler diye şeyimiz var, düzenlememiz var. Bunlar temel olarak kar olması halinde indirdiğimiz indirimler. Yani karımız yoksa bu indirimleri yapmıyoruz. Örneğin iştirak kazançları istisnasında karımız var veya yok ya da gayrimenkul satış kazancı ile ilgili istisnada bizim karımızın durumuyla bağlantısız bir şekilde o istisnaları kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabiliyoruz. Örneğin 100 lira ticari bilançomuzda zararımız var. 200 lira iştirak kazancımız var. Gayrimenkul satışından da diyelim 300 liramız geliyor. Bunları indirip o zararımıza ekleyebiliyoruz. Kurumlar vergisi açısından sonraki dönemlere devreden zararımız daha fazla oluyor. Ama bu saydığımız indirimler ancak kurumlar vergisine tabi bir tutarın yani ticari kardan bu demin izlediğimiz iştirak kazançlarıyla ilgili tutarlara düştüğümüzde örneğin kalan bir tutar olması halinde indirim konusu yapabileceğimiz tutarlar. Yine bunları
beyannamede ayrıca göstermek durumundayız. Yine bu indirimleri sırasıyla yapmak durumundayız. O sırasıyla ifadesi bazen gözden kaçabiliyor uygulamada. Sıra önemli çünkü onu kanun belli bir sıraya koymuş. Onun da belli gerekçeleri var. Yani bir ARGE indirimi var. Ondan sonra yine anlatmaya çalışacağız. Sponsorluk harcamaları, bağış ve yardımlar. Demin dediğimiz melek yatırımcı, girişim sermayesi fonuna tahsis edilen tutar. Yurt dışına verilen mimarlık, mühendis, tasarım, yazılım gibi hizmetlerden edinilen kazançların %50'si. Bu da yeni bir uygulamanın 2013 yılında geldi. Bir de yatırım indirimi, çok tartışmalı yatırım indirimimiz. Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra tekrar geri geldi. Tabii 2005'ten devreden yatırım indirimimiz varsa. ARGE harcamalarıyla ilgili aslında kendi ayrı bir düzenlemesi var. ARGE ya da bu tür harcamaların desteklenmesiyle ilgili olarak geniş bir mevzuatımız oluştu artık. Teknoparklar, ARGE harcamaları, TÜBİTAK'ın yaptığı destekler. Ama bütün bunların dışında kurumlar arası kanunda bir düzenlememiz var. Yeni teknoloji veya bilgi arayışına yönelik olarak bir araştırma geliştirme harcaması yaptığımızda bu tutarın %100'ünü, yani 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere şey yapılmış, belirlenmiş bir şey. Kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabiliyoruz. Şimdi tabii yeni teknoloji bilgi arayışına yönelik harcama nedir? Bunu nasıl tespit edeceğiz? Kim yapacağız derken bunun arkasında tabii kurumlar vergisi tebliğinde tanımlanmış ciddi bir prosedür var. Yani bakanlığa başvuruyorsunuz. Onlar bu yaptığınız projenin bir değerlendirmesini yapıyor. TÜBİTAK'tan görüş alıyor. O anlamda kendi uygulaması çerçevesinde önceden bir onaya tabi. Aslında önceden demek belki doğru olmayabilir. Çünkü bu şekilde bir projeniz varsa bu kapsama girdiğinizi düşündüğünüz siz doğrudan indirim konusu yapabiliyorsunuz ama bakanlık eğer incelemesinde bunun ARGE olmadığını düşünüyorsa o indirimi düzelttirebiliyor. Dolayısıyla hani doğrudan indirme konusu çok da güvenli bir uygulama değil belki. Şimdi bu şekilde aslında bu ARGE indirimi bir tür ekstra bir amortisman gibi yatırım indirimine benzer bir şey. Yani yaptığımız o harcamanın bir kısmında doğrudan karımızdan düşüyoruz. Eğer yeterli karımız yoksa o yıl düşmüyoruz. O indirim tutarı sonraki yıllara devam ediyor. Ama bu ARGE indirimiyle ilgili tutarda bir yeniden değerleme oranında endeksleme yapmıyoruz. Çünkü kanun bunu öngörmemiş, böyle bir şeye imkan vermemiş. Bir sponsorluk olarak, sponsorluk ve bağış ve yardımlarımız var. Sponsorluk ne? Belki çok duyuyoruz bunu da. Sponsorlukla bir reklam giderin arasındaki fark ne? Kısaca değineyim isterseniz de. Bir şeye sponsor olursunuz, siz orada aslında şey değilsiniz, aktif durumda, belirleyici durumda değilsiniz. Bir faaliyete destekliyorsunuz, o faaliyeti destekliyor olmanızdan dolayı sizin genel imajınızda oluşabilecek olumlu intibadan faydalanmak istiyorsunuz. Aslında reklam dediğinizde bir yere gidip posterinizi artırıyorsunuz veya televizyonda reklam veriyorsunuz veya broşür bastırıp dağıtıyorsunuz. Sponsorlukta böyle değilsiniz. Hani belli faaliyetlere destek oluyorsunuz. Daha pasif durumdasınız. Yani bu nedenle sponsorluk diyoruz. Burada kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle doğrudan ilişki olmadığı için, kurulma imkanında belli tereddütler olduğu için bunu sponsorluk harcamaları altında ayrı bir grupta tanımlamış. Kanun eğer bu tür giderlerimiz varsa sponsorluk kapsamında hani ne gerekiyor onu kısaca gene değinmeye çalışacağım. Önce gene kurum matrağına ticari kara ilave edeceğiz. Sonra indirim olarak düşeceğiz. Dolayısıyla başka zararlarımız varsa onu oraya eklediğimiz için diyelim ki yeterli kazanç durumumuz olmadığı zaman bu sponsorluk indirimi uygulamasından da faydalanmamak gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla karımız varsa yani devletin dediği de yeterli karın varsa o zaman git böyle sponsorluklar yap gibi bir mesaj da var bunun arkasında. Şimdi sponsorlukla ilgili iki sınırlamamız var. Amatör spor dalları için %100 indirim yapabiliyoruz. Profesyonel spor dalları için %100. Sponsorluğun kendi gene özel mevzuatı var. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile ilgili bir takım projeleri onaylatıyorsunuz. Onlardan teyitler alıyorsunuz. Dolayısıyla yani doğrudan yaptığımız bir uygulama değil. O anlamda eğer böyle bir düşünce varsa kendi mevzuatının ciddi anlamda gözden geçirilmesi, oradaki yükümlülüklere uyulması gerekir. Bağış ve yardımlar ile ilgili olarak genel olarak bir %5'lik sınırımız var. Bu
bu %5'lik sınır genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelere, belediyelere, köylere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalıştığı tespit edilmiş olan ve o listede olan derneklere yapılan bağışlarda %5'lik bir sınırımız var. Yani mali karımız olması halinde, vergiye tabi bir tutarımız olması halinde bunun %5'i kadar bir tutarı indirim konusu yapabiliyoruz. Burada da tabii demin dediğim gibi karımız varsa ve bunun %5'iyle sınırlı olmak üzere bu tür bağış ve yardım yapabiliyoruz. Bu %5'lik sınırla ilgili başka şartlar da var. Makbuz karşılığı olması, karşılıksız yapılması, beyannamediğine ayrıca gösterilmesi gibi şartlarımız var. Burada bunun bazı ne olacak diye baktığımızda ticari kardan geçmiş zararlarını düşüp iştirak kazançları istinasını eklemek gibi basit bir formülümüz de var. O çerçevede bağış ve yardımların kontrol edilmesinde fayda görüyoruz. Şimdi eğitim, sağlık ve dini tesislere ilişkin bağışlar. Yine bazı spesifik bağışlarda da kazancımız olması halinde, yeterli olması halinde o bağış ve yardımın %100'ünün indirilmesi gibi imkanımız var. Eğitim ve sağlıkla ilgili geçmişten beri vardı. Son dönemlerde dini tesislere ilişkin bağışları da bu kapsama koyduk. Hani bunların eğitim, okul ve sağlık tesisiyle ilgili 100 yatak kapasite gibi sınırımız var. Hani bunun dışında öğrenci çocuk yuvası gibi, huzur evi gibi, ibadethaneler, bu tesislerin yapılması, inşası diyoruz veya faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için yapılan bağışların tamamını gider yazabiliyoruz. Tabi burada belgeleme sorunumuz var. Hani nereye bağış yaptık, nasıl yaptık onu ciddi anlamda belgeleyip ilgili kuruluştan onun makbuzunu, aynı bağış yapmışsak o mal hareketini teyit etmemiz lazım. Bir de son dönemlerde çıkıyor doğal afetlere ilişkin yardımlarla ilgili. En son Somali ve Van'la ilgili. Hani bunu Başbakanlık organize ediyor. Bunlara yapılan bağışlarda da kurum kazancından hani %100'ünü indirme imkanımız var. Yine kazancımız varsa tabii. Kızılay'la ilgili eskiden beri bir hüküm vardı. Son dönemlerde Yeşilay'ı da eklediler. Sigara içen biri olarak sigarayla karşı şeyde mücadelede ben de tarafım, bir şekilde bu işe son vermemiz lazım ama nasıl bilemiyorum. Yeşilay'a yapılan bağışların da %5'lik sınırla bağlı olmaksızın indirimine imkan veren düzenlemeler yapıldı. Yine üniversiteler, bunlar geçmişten beri var. Üniversitelere yapılan bağışlarda aynı veya nakdi herhangi bir sınır olmadan %100'e kadar indirim yapabiliyoruz. Yine kazancımızın yeterli olması kaydıyla. Girişim sermayesi fonu, hani bu yeni melek yatırımcı dediğimiz bir şey. Şimdi yani bir kurum kazancını eğer beyan edilen gelirimiz var, gelirim yani vergiye tabi, bunun %10'unu ve bizim öz sermayemizin de %20'sini aşmayacak bir tutarı fon olarak ayırıp pasifte bir hesaba koyup bu girişim sermayesi fonu olarak bunlar SPK tarafından tescil ediliyor. Yani kim oldukları belli, o anlamda yani bir tereddüt etmemiz yok. Bizim onu belirlemek gibi bir durumumuz yok. Onlara bu fonları tahsis ettiğimizde yani kardan ayırıp bir şekilde fonu oraya koyuyoruz. Tabii bunu istisnayla ilgili bir şartlarımız var ya, beyannamede ayrıca gösterilmek gerekiyor. Şimdi uygulamayla ilgili şartlar, bu fonu amacı dışında herhangi bir surette başka hesaba nakledemiyoruz. Bu enflasyon düzeltmesi hesapları ile ilgili benziyor. İşletmeden çekilmeyecek, ortaklara dağıtılmayacak, dar mükellefse, şube ise ana merkeze aktarılmayacak. İşin terki veya işletmenin tasfiyesi haline de bu şekilde ortaklara aktarmak gibi düşünüyor. Diyelim ki bir girişim fonu sermayesine katıldınız, oradan size kar payı geldi veya bunları elden çıkardınız. O gelen kar payını da 6 ay içinde yeniden bu amaçla kullanırsanız bu istinadan faydalanıyorsunuz. Aslında şey, yani bu girişim fonu uygulamasını desteklemek üzere bir şey. Bir fon ayırın, işletin. Ben ondan şimdi kurumlar vergisi almayacağım. Aslında bir tür vergi ertelememesi. Çünkü onu normal karınıza koyduğunuzda veya ortaklarınıza dağıtmak istediğinizde normal vergilerinizi ödeyeceksiniz. Enteresan bir uygulama. Hani bugün itibariyle ne oldu, ne kadar uygulama alanı buldu tam bilemiyorum. Öyle bir araştırma yapma imkanım olmadı ama hani karı olan bu tür riskleri almayı seven ya düşünen işletmeler açısından enteresan bir uygulama olabilir. Hani kurumlar vergisi mükellefi birçok kuruluş tarafından da uygulanması düşünülebilir. Yurt dışında verilen hizmetler, bu da aslında çok bildiğimiz bir uygulama. Yurt dışında yapılan inşaat, onarma,
şeyinden farklı olarak bu da 2013 yılı başında geldi. Başkanım yeter mi, uzatıyor muyum? Evet, biraz soru cevaplara da fırsat verelim diye. Tamam. Bu çok özel bir uygulama. Yatırım indirimi vardı. En son belki ona diyeyim. 2005 yılında devreden yatırım indirimi varsa artık onunla ilgili bir sınırlamamız yok. Ne kadar yatırım indirimimiz varsa kazancımızdan düşebiliyoruz. Üstadım burada kadar artık arkadaşlara yer vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkür ediyorum Sayın Çalıkoğlu. Zaten en çok soru da size gelecek. Göreceksiniz bu kadar ilgili, bu kadar destekçi bir seyirciyi bulunca konuşası geliyor insanın. Hak veriyorum size de. Yalnız soru cevapları az zaman kalacak. Şimdi arzu ederseniz sevgili hocamızı dinleyelim. Daha sonra bir ara verelim. Bu arada siz hem sorularınızı hazırlamış olursunuz hem de Sayın Fatih Bey'le devam ederiz. Öyle mi? Tamam, peki. Sayın hocam buyurun. Öyle istediler mi? Evet, ben herkesi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum konuşmama. Tabii vergi konusu son derece uzun ve sıkıcı. Onun için ben de biraz hani ortamı dağıtmak için önce bir anekdotla başlayayım. Sayın Başkanımız açılış konuşmasında yabancı dilin önemine değindi. Tabii yabancı dil önemli ama aynı zamanda bir önemlisi de sınavlarda ve fakültede buna önem veriyoruz. Mesleki konuşmalarda teknik dile önem verilmesi. Ama teknik dile önem verirken de bütün bu mesleğimizi ve bu teknik dili de hayatımız haline getirmememiz lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Biraz da muziplik olsun diye herhalde öyle konuşuyordu. Radyoda geçen gün bir konuşma dinliyorum. Bir meslek mensubu yine beyannamelerle, kiralarla ilgili bir şey açıklayacak. Radyo programına davet edilmiş. Biraz da geç kalmış herhalde anladığım kadarıyla veya ben geç açtım ama ona denk geldim bilmiyorum. Anlatıyor, köprüde diyor önümde bir araba gidiyordu diyor, birdenbire maddi duran varlığa dönüştü diyor. Benim de yapacağım hiçbir şey yoktu diyor, amortismanını ayırdım diyor. Yani bu nedenle mesleki dil önemli ama yaşamı haline de getirmemek lazım galiba. Biraz tebessüm olsun diye değindim. Ben olabildiğince kısa konuşmaya çalışacağım, hızlı konuşmaya çalışacağım vaktinizi almamak için. Esas tabii burada esas amaç idareyi ve idarenin açıklamalarını dinlemek olduğu için ben fazla böyle teorik şeylerle de konuşmamı uzatmayacağım. Şimdi kurumlar vergisi kanunda örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması diye iki tane müessese düzenlenmiş. Ama bu müesseseler beyanname doldurmaya falan yönelik olan müesseseler değil. Bu müesseseler daha ziyade işletmenin otokontrolünü yapmaya yönelik olarak kısmen bu amaçla kanunda yer almış olan müesseseler. Şimdi mesela örtülü sermaye faiziyle başlamak istiyorum. Bunun, bu müessesenin kanunda yer almasının amacı şudur. Bir ticari, bir sermaye şirketinin öz sermaye ile çalışması gerekir. Borçla çalışması gerekmez. Ama öz sermaye ile çalışması gerekirken de tabii işletme sahiplerinin işletmelere sermaye olarak koymaları gereken parayı borç maskesi altında şirkete sokaraktan kurumlar vergisi matrağını aşındırmaları önlenilmek istenilmiştir. Bu düzenleme eski kanun zamanında da vardı ama eski kanun zamanındaki uygulama çok fazla yoruma açık düzenlemeler içeriyordu. Örneğin emsali kuruma göre emsal işte oranlardan emsali aşan oranlarda farklılaşmayı gerektirdiği için hem idare açısından uygulaması zordu hem yargı kararlarında çelişkiler vardı. Bu nedenle Avrupa Birliği normlarındaki kabul edildiği, OECD ülkelerine kabul edildiği şekilde biraz daha köşeli ve sınırları belli bir örtülü sermaye düzenlemesine geçtik. Şimdi kimlerden alınan borçlar örtülü sermaye olabilir? Kurumların ortak veya ilişkili kişilerinden alarak kullandıkları borçlanmalar örtülü sermaye olabilir.
Şimdi kimlerdir bu ilişkili kişi dediğimiz zaman kanun 3 tane şeyi söylüyor açıkça. Bir diyor ortaktan alınan borç. 2 ortağın ortaklarından alınan borç. Yani ortağın en az %10 oranında ortak olduğu kurumlardan alınan borçlar. 2 ortağın %10 oranında en az ortakları olan kurumlardan alınan borçlar. Yani kurumlardan diyorum, gerçek kişilerde ortak olması halinde buna dahil. İştiraklerden alınan borçlar peki örtülü sermaye faizi kapsamında değerlendirilebilir mi? Kanunda bu konuda bir şey yok, unutulmuş. Ama bu boşluğu da her zaman olduğu gibi Maliye Bakanlığı genel tebliğiyle doldurmuş. Dolayısıyla şu anda uygulama açısından bakarsanız iştiraklerden alınan borçlar da örtülü sermaye kapsamında değerlendirilebilecektir. Örtülü sermaye nedir? Bunun çok açık tanımını vermiş kanun tartışma olmaması için. Demiş ki vergi usulü kanunu 192. maddesi anlamında anlıyorum. Yani mevcutlar artı alacaklar eksi borçlar kurumun öz sermayesini gösterir. Hangi tarihteki öz sermaye esas alacağız? Dönem başındaki öz sermayeyi esas alacağız. Dolayısıyla hep bizim için 1 Ocak'taki öz sermaye önemlidir. Alınan borç tutarının 3 katı aşıp aşmaması meselesinde 1 Ocak'taki açılış bilançosundaki öz sermayeye bakıyoruz. Ha dolayısıyla orada öz sermayemiz negatifse veya sıfırsa o zaman bizim aldığımız bütün borcun tamamını öz sermaye olarak görmemiz mümkün. Ha bu arada kurum yıl içerisinde sermaye arttırımı yapabilir. Olabilir ama bunu biz öz sermaye hesabına dikkate almıyoruz. Yine 1 Ocak geçerlidir. Yıl içerisinde yapılan sermaye arttırımları ancak izleyen yılın dönem başı itibariyle nazara alınabilir. Dolayısıyla aslında bir sonraki yıl yapılacak borçlanmanın ve onun öz sermaye oranının hesabını nazara alaraktan daima Ekim, Kasım gibi aylarda kurumun sermaye arttırımı ihtiyacı içerisinde olup olmadığını tespit etmek gerekir. Bu nedenle bir sonraki yıl eğer benim ilişkili kişilerden borçlanmam fazlaysa sermaye arttırımı yoluna gitmem gerekebilir. Tabii bu arada bir husus daha var, ona da değineceğim. Eminim birçok şirketi zorlayacak bir husustur ama vergi kanunlarından kaynaklanmıyor, ticaret kanunundan kaynaklanan bir şey. Diyor ki nakit karşılığı sermaye arttırımı yapacaksanız sizin diyor sermaye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonlar varsa önce bunları sermaye eklemeniz gerekir. Bu aslında neler kapsayabilir? İşte gerekçede de açıklamış yeniden değerleme fonu, gayrimenkul iştirak hissesi, satış kazancı dolayısıyla demin Üstad anlattığı %75 oranında ayrılmış olan fon, enflasyon farkları olabilir. Önce diyor bunları sermaye ekleyeceksiniz, ondan sonra nakit karşılığı sermaye arttırımı yapabilirsiniz. Ama tabii bu da şu var, bazı istisnalar veya bazı müesseseler vergi kanunları gereğince oluşturulan fonlar işletmeye avantaj sağlamak amacında güdebilir. Şimdi örneğin ben pekala bir işletmede gayrimenkulümü sattığım zaman satış kazancımın %75'ini fona alırım, 5 yıl orada tutarım, 5 yıl sonra da dağıtırım. Buna hiçbir şey diyemezsiniz. Vergiden istisnadır. Ama ticaret kanunu benim yani işletmenin bu şekildeki davranışını engellemektedir. Bunu illa ve illa sermaye ekleyeceksiniz. Nakit karşılığı sermaye arttırımı yapıyorsanız demektedir. En çok gelen sorulardan bir tanesi de şudur. Ona da bu vesileyle değineyim. Acaba ben nakit karşılığı sermaye arttırımı yaparken sadece genel kurul kararıyla oluşturmuş olduğum fonlarımı da sermaye eklemek zorunda, yedek akçelerimi de sermaye eklemek zorunda mıyım? Hayır, yedek akçelerle ilgili bu şekildeki bir sermaye ekleme zorunluluğu söz konusu değildir. Eğer arzu ederseniz eklersiniz veya istiyorsanız eklemezsiniz. Şimdi borçlarımızı toplayacağız. 3 katı aşıyor mu aşmıyor mu diye bakarken, borçlarımızı toplarken tabii ilişkili kişilerden alınan borçlarımızı toplarken bankalardan veya kredi kuruluşlardan alınan borçları %50'si itibariyle nazara alacağız. Ancak tabii burada banka tabiri açık ama kredi kuruluşu dediğimiz zaman burada bir hususa dikkat etmek lazım. Bu kredi şirketinin, kredi kuruluşunun herkese kredi veren bir kredi kuruluşu olması gerekir. Yoksa sadece grup şirketlerine kredi veren bir kredi kuruluşuysa %50 kapsamına girmez. Oradan aldığımız borcu tam olarak nazara alacağız.
Özellikle yabancı ülkelerden, yabancı sermayeli şirketlerin kredi kuruluşlarının aldığı kredilerde bu sorun karşımıza çıkıyor. Eğer sadece gruba, dünyadaki grubuna kredi vermek üzere kurulmuş bir kredi kuruluşuysa, finansman şirketi ise, o takdirde %50 oranın uygulanması, yapılması olanaksız. Nelere dikkate almayacağım bu üç katı hesap ederken? Bir, ortak veya ortakla ilişkili kişinin gayri nakdi teminatlar karşılığında sağladığı kredileri de nazara almayacağız. Bu dikkate alınmayacak. Yine kurumların, iştiraklerinin veya ortaklarının bankalardan, özel sermaye, özel finans kurumlarından, ki yeni adıyla katılım bankacılığı dediğimiz kurumlardan elde ederek aynı şartlar ve koşullarla kuruma aktarmış olduğu kredileri de aktaran kurumda nazara almayacağız. Örneğin bir holding içerisinde A şirketi X bankasından, ilişkili olsun veya olmasın, X bankasından kredi aldı ise ve bu krediyi de aynı şekilde ve aynı şartlarla grubun B şirketine kullandırıyorsa, bu takdirde A şirketi bu krediyi örtülü sermaye faizinde ilişkili kişiden alınan borç olarak nazara almayacaktır. Bunun dışında bankaların yapacakları borçlanmalar, leasing şirketlerinin, factoring şirketlerinin yapacakları borçlanmalar nazara, onlar örtülü sermaye kapsamında kabul edilmeyecektir. Şimdi yasa diyor ki örtülü sermaye olarak kabul ettiğimiz, yani dönem başı öz sermayesinin 3 katını aşan miktardaki borca tekabül eden faiz, kur farkı, vade farkı gibi hususları gider olarak yazamazsınız. Ama burada bazı üzerinde durulması gereken noktalar var. Acaba avanslar da borç mudur? Maliye Bakanlığı uygulamasında avansları da borç kapsamında nazara alıyor. Üç katın hesabında onunla nazara alacaksınız diyor. Sadece yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde istihkak bedellerine mahsuben verilen avanslar buraya girmez. Çünkü o yıllara yaygın inşaat işin özelliğinden kaynaklanan bir konudur diyor. Onun dışındaki avansları dahil ettiriyor. Vade farkları. Vade farkları da eğer ticari teamüllere uygunsa yine ilişkili kişiden alınan borç olarak görülmeyecektir. İlişkili kişiyle yaptığımız ticari faaliyette. Ama uygulamada şunu görüyoruz. Mal bedeli vade farkıyla satılıyor. Ticari teamüle uygun. Ancak vade farkını içeren vade geldiğinde borcun ödenmesi yoluna gidilmiyor. Devamlı vadenin yenilenmesi yoluna gidiliyor. Bu tip uygulamalar benim kişisel kanaatime göre her zaman için idare tarafından eleştirilebilecek uygulamalardır. Çünkü bir peçeleme içermektedir. Yani bir nevi borçlanmanın mal bedeli üzerinden vade farkı şeklinde yapılması biçiminde bir muvazalı işlem olarak pekala görülebilinecektir. Evet, yine düzeltme hükmü var burada. Düzeltme belki dönem sonu açısından önem taşıyabilir. Eğer biz bir aldığımız borcu örtülü sermaye faizi olarak kabul ettiysek ve buna ödediğimiz faizi bu takdirde kanunen kabul edilmeyen gider yapmak durumundayız. Kanunen kabul edilmeyen gider yapıyoruz ama bu aynı zamanda işletme tarafından ortağa ödenen bir kar payı niteliğindedir. Kar payı ödemesi olarak kabul edildiği için de yine kar payı stopajı kurallarına göre stopaja tabi tutulması gerekir. Peki bu kar payını alan kişinin bunu nasıl değerlendireceği sorusuna gelecek olursak, bu kar payı alan kişi bir kurumsa bunu hiç şüphesiz iştirak kazançları istisnasından yararlandıracaktır. Eğer gerçek kişi ise bunu menkul sermaye iradı kapsamında beyan edecektir. Ancak tabii gerçek kişilerde şu fark var ki, vade farkı niteliğinde bir ödeme yapılıyorsa, gerçek kişilerde gelir vergisi kanunu açısından vade farkı diyorum, özür dilerim, kur farkı niteliğinde ödeme yapılıyorsa, kur farkları gerçek kişilerde menkul sermaye iradı kabul edilmediği için orada bir menkul sermaye iradı vergilendirmesi yapılmayacaktır. Kısaca transfer fiyatlandırmasına da değinmek istiyorum. Biraz hızlı geçiyorum.
transfer fiyatlandırması kısaca ve kabaca nedir derseniz, kısaca ve kabaca transfer fiyatlandırması ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde ilişkinin fiyatı etkilemesi halidir. Yani ilişki dolayısıyla sapmış olan fiyattır. Transfer fiyatlandırması konusu hakikaten çok ilginç, çok tartışmalı, uluslararası alanda bile daha problemleri çözülmemiş ve ülkemizdeki uygulaması da kişisel kanaatime göre emekleme aşamasında olan bir uygulamadır. Çünkü o kadar çok tartışmalı bir durum var ki bu içinden çıkmak, dünya içinden çıkamamış, bizim de herhalde zaman içerisinde bu problemleri aşacağız diye düşünüyorum. Şimdi mesela transfer fiyatlandırması diye bakarsanız bizim kanunumuz neye önem veriyor? Bizim kanunumuz biraz ayrılmışız OECD normlarından. Diyor ki fiyat veya bedel emsale uygun olacaktır. Peki fiyat veya bedel emsale uygun olacaksa, sözleşmenin diğer koşulları emsale uygun olmak zorunda mıdır? Mesela OECD normlarına bakıyorsunuz veya OECD'nin örnek vergi anlaşmasına bakıyorsunuz, fiyat bedele, bedele bakmıyor. Diyor ki iki kurum arasındaki ticari veya mali ilişki emsale uygun olacaktır. Ama biz emsale uygunluğu sadece bedel veya fiyata indirgemiş vaziyetteyiz kanunda, bence bir yanılgı olarak. Çünkü neden derseniz, fiyat veya bedel evet borçlar hukuku bakımından bir akdin önemli unsurlarıysa da biz pekala ikincil noktaları da taraflar olarak sözleşmede asli nokta haline getirebiliriz. Örneğin ben bugün öyle bir sözleşme yaparım ki fiyat veya bedel emsale uygundur. Ama malın teslimini borçlunun veya alacaklının dilediği tarihe bırakırım. Türk hukukuna göre bu sözleşmeyi transfer fiyatlandırmasından eleştiremezsiniz. Ama Alman ve OECD normlarına göre burada transfer fiyatlandırması vardır. Dolayısıyla bizim kavramlar açısından transfer fiyatlandırması sorunumuz, müessesemiz son derece sıkıntılıdır. Vaktinizi almamak için detaylara girmek istemiyorum ama girildiği zaman çok ilginç olaylar da karşılaşılıyor. İlişkili kişi nedir? Pek fazla saymıyorum. Genel tebliğ bir hata yapmış, ilişkili kişileri saymış. İlişkisizleri listese çok daha kısa olurdu. Çünkü hepimiz kardeşiz mantığıyla düzenlenmiş bir ilişkili kişidir ve oradan bizim yani kurtulma şansımız çok fazla yok. Mesela bizim medeni kanunumuz boşanmayı kabul ediyor ama transfer fiyatlandırması genel tebliği Katolik nikahı gibi boşanmayı kabul etmiyor. Boşansanız bile hala akrabalık devam eder diyor. Yani bu ilişkili kişi meselesi içinden çıkılamayacak mesele. Onun için herkes ilişkili kişidir. Bunun dışında yine transfer fiyatlandırması müessesesi diyor ki eğer diyor haksız vergi rekabeti yapılan ülkelerle bir ticari ilişkiye giriyorsanız ben orada transfer fiyatlandırmasını kabul ederim. Bunu bir karine olarak kabul ediyor. Ha bu ülkeler hangileri diyeceksiniz? Bu ülkeler Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kabulünden bu yana daha henüz Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nca oluşturulamadı. Ama nasıl oluşturulabilir bilmiyorum. Yani çünkü çok sıkıntı var. Ülke bazında sıkıntı değil de uygulamada çok fazla sıkıntı. Mesela bir örnek vereyim, denizcilik sektöründe gemi okyanusun ortasında gidiyor, bozuldu. Bu haksız vergi rekabet dediğimiz ülkelere kayıtlı gemiler okyanusta dolaşıyor tamirci olarak. Onlardan bir tanesini çağıracaksınız. Adam sadece nakit karşılığı tamir işi veriyor veya yakıt satıyor okyanusun ortasında. Öyle çekle veya kredi kartıyla yakıt alamazsınız. Şimdi orada o şekilde yakıt alıp kayıtlara gider yazdığınız anda Maliye Bakanlığı niye bankadan ödeme yapmadınız diyor. Yani böyle enteresan uygulamalar veya sorunlar var. Mesela şu var, işçiye verilen ücretleri veya avansları bankadan yapmanız gerekiyor. Şimdi bu benim de zaman zaman danışmanlığını yaptığım bir denizcilik firmasında karşımıza çıktı. Gemi Hindistan'ın oralara söylediler adını aklıma kalmadı. Böyle ilginç adlı bir adanın oralarda yanaşmışlar. Bir şeyler yapacaklarmış, büyük mal alacaklarmış. Neyse personel karaya inmek istemiş. Her zaman için gemi kaptanının cebinde bir miktar nakit vardır. O şirket tarafından verilir, azaldıkça tamamlanır. Personel inerken avans istiyor. Şimdi
ne yapacaksınız? Avansı vereceksiniz personele. Al kardeşim hepinize 500 dolar. İnin ne yaparsanız yapın diye. Şimdi ben ne yapacağım? Hindistan'ı bilmem neresinden telefon edeceğim. İş bankasını bilmem neresine yatırıyorum. Sen de git orada Hindistan'da bankamatik bul, parayı oradan çek mi diyeceğim. Ama bizim tebliğimiz diyor ki bankadan ödeme yapmazsanız diyor cezalandırın diyor. Ondan fazla işçi çalıştırıyorsanız. Ama bu tip uygulama sorunları aşılıyor. Bu 1973'te bir üniversite olarak bir toplantı düzenlendi. Profesör Karşuk geldi Almanya'dan. Tabii o zamanki vergi sistemi için söylüyorum. Şimdi söylemiyorum, yanlış anlamayın. Adam Türk vergi sistemini inceledi ve o zamanki zamanın hükümetin, o teknokratlar hükümet dediğimiz 12 Mart sonrası hükümetlerden bir tanesine bir rapor sundu. O raporda diyor ki, ya diyor ben diyor Birleşmiş Milletler'in vergi danışmanıyım diyor. Ve bütün dünyadaki vergilerimi bildiğimi sanırdım diyor. Sizin ülkenizde o kadar çok çeşitli vergi ve onların o kadar çok çeşitli uygulamalarına rastladım ki diyor. Ama diyor ve bunları öyle bir uyguluyorsunuz ki diyor, nasıl uygulandığını anlamam mümkün değil zaten ama diyor herkes hayatından memnun diyor. Dolayısıyla yani onun için hani gemi okyanustaymış, şuradaymış, burası o kadar önemli değil, bunlar uygulamada aşılabiliyor. Şimdi bizim burada bir data, transfer fiyatlandırmasında emsal karşılaştırması açısından bir dataya, bir veri tabanına ihtiyacımız var. Bu veri tabanı Türkiye'de yok. Yurt dışında var. Eğer mesela royalty stat falan gibi şeyler var. Güney Amerika bazı şeyler var. İşte yıllık 60 bin dolar falan verirseniz oraya üye olabilirsiniz. Ve oradan da bütün verileri, dataları hepsini görebilirsiniz. Dünyadaki hemen hemen her malın emsallerini görebilirsiniz. Ama o parayı vermeyin. Çünkü yurt dışındaki o data bankasından olan verileri bizim yargı organımız kabul etmiyor. Çünkü yani bunun hiçbir resmiyeti yoktur. Nasıl oluştuğu belli değildir. İncelenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla açılan davaların pek çoğunda bu tip uluslararası veri bankaları kullanılmak suretiyle yapılan raporlarda yargı organı raporu düşürüyor. Bizde nerede var? Gümrükte var. Bir tek gümrükte var bu veri bankası. Gümrükten yararlanıyor. Niye gümrükte var? Çünkü transfer fiyatlandırması müessesesinin GATT anlaşmasına bağlı olarak gümrük idaresi 1994'ten beri uyguluyor. Ve o günden bugüne de muhteşem bir veri bankası oluşturmuş. Ama bu veri bankası bize uymuyor, bağdaşmıyor. Çünkü neden derseniz gümrük tamamıyla aksi bir mantıkla transfer fiyatlandırmasını uygulamaya çalışıyor. Gümrük malın Türkiye'ye girişini ne kadar pahalı gösterirse emsal bedele göre o kadar çok gümrük vergisi alacaktır. Ama biz vergiciler malın Türkiye'ye girişini ne kadar ucuz gösterirsek o kadar çok kurumlar vergisi alacağız. Ha diyeceksiniz ki yani olabilir, bir çelişki değildir bu. Her iki idarenin mantığı, her iki idarenin amaçları, her iki idarenin çalışma şekli ve sistemi farklıdır ve bu da doğaldır. Ama doğal olmakla beraber şu anda mesela Danıştay'da 10. dairede olan bir ihtilaf var. Bir malın giriş fiyatını adam belli bir fiyat söylüyor. Gümrük idaresi transfer fiyatlandırması raporu yazmış. O adamın 100 lira dediğine gümrük idaresi 150 liradır demiş. Sonra vergi inceleme elemanı gitmiş. Hayır bu 80 liradır demiş. Bir de o transfer fiyatlandırması raporu yazmış. Ha dolayısıyla bu çelişkinin de herhalde idareler arasında bir işbirliğiyle mi veya belki rapor okuma komisyonlarının birbirleriyle ilişkilendirilmesiyle bir yolla çözülmesi gerekir ama zaman içerisinde giderilebilecek bir uygulama sorunudur. Şimdi transfer fiyatlandırmasına neler, hangi işlemler girebilir derseniz hemen hemen bütün akitlerde veya bütün sözleşmelerle transfer fiyatlandırması yapılabilir. Alım satım, işte imalat, inşaat işlemleri, işte kiralama işlemleri. Ama burada şu soru akla geliyor. Hep kanun bir işlemden söz ediyor. Peki ben işlem yapmazsam transfer fiyatlandırmasına yol açabilir miyim? Açamazsınız. Kanun müsait değil. Ama eski örtülü sermaye, örtülü kazanç dağıtımı düzenlenmesinde idare rapor yazabilirdi. Nereden bu soruna geliyorum? Şu var. Taraflarla ilişkide diyor fiyatı farklı belirlemek. Şimdi ben anonim şirket yönetim kurulu üyesi olarak eşit işlem ilkesine aykırı davranıyorum. Sermaye arttırma yoluyla vadesi geldi, apel, taksitleri alacağım. Bir kısım ortaklardan sermaye taahhüt borçlarını ifa etmelerini istiyorum. Paraları ondan alıyorum. Ama bir kısım ortaklardan da vadesi geçtiği halde
sermaye taahhüt borçlarının yerine getirmesini getirttirmiyorum. Onlardan para almıyorum. Acaba burada şirket kaynağını üçüncü bir şahsa veya ortağa kullandırdığım için bana transfer fiyatlandırmasından rapor yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Çünkü yapılan bir işlem yok, bedel yok veya fiyat yok yeni mevzuata göre. Ama eski kurumlar vergisi kanununa göre böyle bir durumda rapor yazmak pekala mümkündü. Dolayısıyla yine Alman hukukunun tersine bizim hukukumuzda pasif kalmak veya işlem yapmamak suretiyle transfer fiyatlandırması mümkün değildir. Ha, bunun yanı sıra leasing ve factoring sözleşmeleri, masraf paylaşımı veya royalty ödemelerinde de transfer fiyatlandırmasına yol açmak mümkün. Ne olması lazım? Yöntem olarak neleri, hangi yöntemle emsal fiyatı biz belirleyeceğiz? 3 tane yöntem söylüyor kanun. Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satış yöntemi. Ben bunları çok detaylarına girmeyeceğim. Soru gelirse. Ha, bunun dışında başka bazı yöntemler de belirleyebilirsiniz diyor kanun koyucu. Dolayısıyla kişiler, mükellefler, transfer fiyatlandırması var mı yok mu derken fiyatını hangi yöntemle nasıl belirlediklerini belirleme konusunda serbest bu konuda bir irade muhtariyeti tanınmıştır diyelim. Ama bir yöntemi seçerken diğer yöntemi niçin seçmediğinizi de göstermek zorundasınız. Yani ben şu yönteme göre fiyatımı belirliyorum dediğim zaman niçin diğer yöntemleri tercih etmediğimi, işletmeme diğer yöntemlerin niçin uymadığını da göstermek zorundayım. Yani burada işletmelerin tercihine bırakılmıştır demek, işletmeler için keyfi uygulama yapmaya olanak sağlanmış demek değildir. Veya işletmeler kendileri vergisel açıdan en avantajlı duruma sokacak yolu tercih etmek imkanına sahiptirler demek değildir. Dolayısıyla işlemin mahiyetine uygun olan en uygun yöntemi belirlemek zorundadır. Çünkü bu yöntem her zaman eleştirilebilir. Ama burada da çok sorun veya sıkıntı var. Örneğin, şimdi ben 10 kalem ürün satıyorsam, bu 10 kalem ürünün ikisini yabancı yurt dışından getirttiriyorum, iki tanesini Türkiye'den alıyorum vesaire. Ve ortaklarımla da ilişkim yapıyorum. Ben topluyorum, pazarlama şirketime veriyorum vesaire. Acaba bütün ilişkilerimde aynı yöntemi seçmek zorunda mıyım? Örneğin, ben sattığım arabada bir yöntemi, buna karşılık sattığım yedek parçada başka bir yöntemi uygulayabilir miyim? Burası bizde değil sadece dünyada da tartışma konusu olan noktalardan bir tanesi. Yine aynı şekilde tartışmalı olan noktalardan bir tanesi de tabii burada biraz mevzuatın hatası var. Hata taraflar arasındaki sözleşmeyi esas aldığı için biz de bir uygulama hatası yapıyoruz. Taraflar arasındaki sözleşmenin değil aslında Alman ve OECD hukukundaki gibi taraflar arasındaki ilişkinin nazara alınması lazım. Şimdi bir otomobil firması yurt dışından araçları getiriyor, bayilerine veriyor. Bayilerine verirken 9 arabada belli bir kar marjı koyuyor. Bir arabayı maliyetinin altında veriyor. Rapor yazılı, transfer fiyatlandırması var burada diye. Bayiye ucuza malsa. Ama ben burada dediğim gibi yani farklı fiyat yöntemleri uygulayabilir miyim? Bir, iki, pazarlama yöntemim çünkü neden? O araba daha dünyada yeni çıkmış. Piyasaya sokmak için maliyetinin altında veriyorum. Bu da mümkün. Ben 10 arabadan 100 lira kazanıyorsam, bir arabadan da 1 lira zarar edeyim. Benim için hiç önemli değil. Ama bunlar yani yöntemin içeriğinin sadece Türkiye uygulamasında değil, dünya uygulamasında da tartışılan noktaları. Ve artık bu sorunlar ve sıkıntılar öyle bir noktaya geldi ki en son ICC'nin Paris'teki toplantısında acaba Avrupa Birliği olarak bu yöntemi terk etsek mi demeye veyahut da bu yöntemi sadece yabancılık unsuru taşıyan ilişkilere mi uygulasak demeye kadar getirdi. Şimdi bu noktada ben artık bu şeylere girmiyorum çok fazla detay veya ayrıntılara. Bizim için burada evet en önemli nokta transfer fiyatlandırmasını
da ilişkin olarak bizim nasıl bir belge düzeni kuracağımız, çünkü transfer fiyatlandırmasında belge düzeni ve ispat yükü son derece önemli hususlardan bir tanesi. Bizde yok ama mesela yine OECD ülkelerine baktığınızda veyahut da Alman hukukuna baktığınızda transfer fiyatlandırmasına ilişkin özel cezalar var. Türkiye'de transfer fiyatlandırmasında transfer fiyatı olarak belirlenen miktarın üzerinden ceza yazdığınız zaman firmayı bitiriyorsunuz. Bizde öyle bir özellik var. Çünkü transfer fiyatlandırması raporu yazdığınız zaman bir kat kurumlar vergisi, bir kat ceza şeyden, geçiş vergiden, üstüne bir kat da şeyden yazıyorsunuz, katma değer vergisinden, bir anda cezanız 3 kata çıkıyor. Zaten rakamlar korkunç, işletmeyi bitir. Ama buna karşılık Batı hukukları transfer fiyatlandırması için özel ceza düzenleri koymuş. Yine aynı şekilde örneğin kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde ilişkili kişilerle ilgili işlemler listesini vermemek özel bir cezayı gerektirmektedir. Yine aynı şekilde transfer fiyatlandırması raporlamasını yapmamak, raporu hazırlamamak yine aynı şekilde ayrı bir ceza ve resen taksitar sebebi olarak öngörülmüştür. Ama bunlar bizim hukukumuzdaki bir eksiklik. Klasik cezaları uyguluyoruz. Oradan da yanlışlığa doğru gidiyoruz. Ama bu ceza uygulaması zaten düzelmesi lazım. Çünkü hem Kabahatler Kanunu'na hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o meşhur Bandinon falan filan bir sürü kararlarına aykırı bir ceza uygulamamız var bizim. O da herhalde önümüzdeki yıllarda gözden geçecek diye düşünüyorum. Mesela sahte fatura uygulamasında kanun ne diyor? Sahte fatura kullanır, vergi ziya 3 kat kesilir diyor. Ama adama öyle bir 3 kat kesiyoruz ki geçici vergiden 3 kat, KDV'den 3 kat, kurumlardan 3 kat, ceza 9 kata çıkıyor. Ama bir fiile birden fazla ceza kesilemez veya en yüksek sadece ceza kesilebilir diye hem Kabahatler Kanunu'na yazmışız hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ortada. Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu mukerrer 335. maddesinde gözden geçmesi gerekiyor. Şimdi biz ne yapacağız mükellef olarak transfer fiyatlandırması? Bir kere her yıl bir transfer fiyatlandırması raporu hazırlamamız gerekiyor. Kimler bunu hazırlayacaklar? Büyük mükellefler, vergi dairesinin mükellefleri, yurt içi ve yurt dışı ilişkili kişilerle olan işlemlerine ilişkin transfer fiyatlandırması raporunu, kurumlar vergisi beyannamesi verilmesinin tarihinin sonuna kadar hazırlamaları gerekiyor. Diğer mükellefler sadece yurt dışı ilişkilerine ilişkin, ilişkili kişilerle olan ilişkilerine ilişkin transfer fiyatlandırması raporunu hazırlamaları ve bir inceleme sırasında inceleme elemanı tarafından talep edildiği takdirde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmaları gerekiyor. Ha burada bu rapor öyle 3 günde, 5 günde, 10 günde hazırlanacak bir rapor değildir. İnceleme elemanı geldiği zaman yasal vergi usul kanunu olanakları çerçevesinde tamam en az 15 günlük süre tanıyacaktır bu raporu getirin diye, ama 15 günlük sürede bu rapor hazırlanabilecek bir rapor değildir. Detaylı olması gerekir. Ha bu nedenledir ki benim kişisel kanaatim bütün mükelleflerin bu raporlarını hazırlayıp hazır tutmaları gerekir. Yoksa inceleme elemanı gerekip 15 gün içerisinde bana getirin dedikten sonra ya birisini hazırlattırırız, bu yanlış bir mantık veya yanlış bir çözümleme olacaktır. Peki serbest bölge burada önem taşıyor. Serbest bölge ile ilişkiler, serbest bölge Türkiye'deki şirketler için yurt dışı kabul edilmektedir. Dolayısıyla serbest bölgedeki ilişkili kişilerle işlemlerimiz varsa onları da dahil etmemiz gerekiyor. Serbest bölgede kurulu, merkezi orada bulunan şirketler, onların ise sadece Türkiye'deki ilişkili kişilerle ilgili raporu hazırlamaları gerekiyor. Serbest bölgeden yurt dışına olan ilişkili kişilerle dahi olsa o işlemleri için bir rapor hazırlamaları gerekmiyor. Bir daha çok anlatılacak şey var. Belki saatlerce konuşulacak bir konu bu transfer fiyatlandırması. Çeşitli ülkelerdeki çok matrak uygulamaları falan da var. Hatta bazen zaman zaman bizde de karşılaşıyoruz. Ama ben hani çok hızlı konuşup zamanınızı fazla almak istemedim. Fakat aklıma gelen bir tanesini söyleyeyim. Şimdi bu şey var. Bir şirketin başka bir şirketi etkisi altında bulundurması meselesi var. Tam teknik tabirleriyle söyleyecek alırsak işte hakimiyeti altında bulundurması. Şimdi genel tebliğ diyor ki çok enteresan, geçen öyle bir rapor gördüm de onun için değineceğim. Bir şirketi diyor alımlarının çok büyük bir bölümü bir şirkettense o onu hakimiyeti altında bulunduruyor demektir.
ilişkili şirkettir. Şimdi ilaç firmasının alımlarına baktım. Evet, bir ilaç alımıyla ilgili etken maddesinin %98'ini İsviçreli bir şirketten alıyor. Şimdi bizim genel tebliğe göre o İsviçreli şirket bizim Türkiye'deki şirketi ilişkili kişisi ve hakimiyeti, nüfuzu altında bulundurduğu şirket. Ama İsviçreli şirketin satışlarına baktığınız zaman bizim Türkiye'deki şirkete satışları %1.2. Bizimkini iplemesi mümkün bile değil. Zaten genel tebliğdeki mantığa giderseniz bütün bakkallar Coca-Cola'yı nüfuzu altında bulundurmaktadır. Çünkü kola alımlarının birçok bakkalda %100'ü Coca-Cola'dandır. Evet, ben fazla da uzatmak istemiyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Renkli konuşmanız için çok teşekkür ederiz değerli hocam. Bu transfer fiyatlandırması maalesef turizm sektöründe de çok fazla şey. Onu da bilahare görüşürüz inşallah. Şimdi son konuşmacımız Sayın Fatih Kaya. Biz yanlış alarm verdik galiba, sigara içmeye biz sona çıkacağız. Arkadaşlar gidiyor. Kıymetli Vergi Dairesi Başkanım, değerli oda başkanım ve odanın değerli üyeleri, hepinizi saygı ve saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de sunumumda idare olarak kurumlar vergisiyle ilgili bize yansıyan sorunlar, somut gelen problemler, bu problemlerin çözümüyle ilgili idarenin görüşüyle ilgili bir sunum hazırladım. Soru cevap şeklinde. Vakitte bir hayli ilerledi. Çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani sistematik, genel olarak buradaki soru cevap sistematiği kurumlar vergisi kanununun normal madde sistematiğine uygun hazırlamaya çalıştım. Tabii birkaç istisna olabilir onun dışında. Şimdi birinci soru, iş ortaklığının bir tasfiyeye uğraması durumunda ve bu tasfiye sonucunda da iş ortaklığıyla ilgili bir zarar oluşması durumunda bununla ilgili bu zararın iş ortaklığını oluşturan diğer kişi veya kurumlar normal kurum kazancından indirim yapılabilir mi? Bu konuyla ilgili kurumlar vergisi tebliğimize düzenleme yapılmış. Normal kurumların ortaklarının kurumlarla ilgili zararları indirme gibi bir durum söz konusu değil. Bu nedenle iş ortaklığını, kurumlar vergisine tabi bir iş ortaklığının bu zararını da ilgili iş ortaklığını oluşturan kurumların kurum kazancının tespitinde indirim koruması yapılması mümkün değil. Diğer bir soru, Kanuni Merkezi yurt dışında bulunan bir şirketin Türkiye'de bulunan limited şirketteki hisselerin satışından elde edeceği kazancın vergilendirilmesi nasıl olacaktır? Bir dar mükellef, Türkiye'de dar mükellef olarak tabi ettiğimiz bir şirket düşünelim. Burada hiç kanuni temsilcisi de olmayabilir. Bu şirket burada bir limited şirkette belli bir hissesi varsa, bu hissesini satmışsa bu kazanç dar mükellef kurumun kazancı olarak dikkate alınacaktır. Eğer burada bir temsilcisi, daimi temsilcisi anlamında bir temsilcisi varsa bu kişi vasıtasıyla, bu tabii bu kazanç GVK mükerrer 81'e göre limited şirketlerde herhangi bir yıl sınırlaması da olmadığı için vergilendirmesi gerekecektir. Bununla ilgili de eğer bu bir temsilcisi yoksa bu kazancı sağlayanlar özel beyan esasına göre beyan edip vergilendirmesi gerekecektir. Diğer bir soru, derneğe ait lokalde sadece üyelerden toplanan üye aidatları ve bağışlarla faaliyetin sürdürülmesi, orada işte çay, meşrubat gibi belli bir ücret alınmaması ama bu orada yapılan satışların da karşılanması amacıyla bir aidat toplanması durumunda derneğe bağlı iktisadi işletme oluşacak mıdır, oluşamayacak, oluşmayacak mıdır?
Bu konuda idare ile aslında yargı arasında bir görüş ayrılığı var. İdarenin genel gelir idaresi olarak idaresi başkanının görüşü. Burada herhangi bir dolaylı da olsa, dolaylı ya da dolaysız bir bedel alınması söz konusuysa burada iktisadi işlemi oluştuğu kabul ediliyor. Ama bu tür mesela lokal, derneğin bir lokali var, bu tür faaliyetler yapıyor. Bir şekilde tespit edilip yargıya intikal ettiğinde mahkeme kararlarında görüyoruz. Bu mahkeme hatta bedel alınsa bile, cüzi bir bedel alınsa bile bu tür şeyleri kabul etmeyebiliyor. Ama gelir dersinin görüşü bedel alınmasa bile bu tür faaliyetlerin yapılması bir şekilde yapılması ticari organizasyonun oluştuğunu kabul edilecek ve vergilendirmesi ya da iktisadi işletme mükellefiyeti açılması gerekecektir. Diğer bir konu kooperatiflerde yapı ruhsatı veya arsa topusunun kooperatif adına olmaması durumunda kurumlar vergisi muafiyeti şartı ihlal edilir mi? Bu konuda normalde ihlal eder ama birkaç istisna var bununla ilgili. Kooperatif birlikleri ya da kooperatif merkez birlikleri adına bu tapular, bu birlikler adına ise kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir. Bunun dışında zannedersem TOKİ de tebliğde sayılıyor. TOKİ'nin adına olması da ihlal etmiyor muafiyeti. Ama bunun dışında arsa ofisi, belediye gibi diğer sahil kurumlarla diğer kurumların adına olursa tapu, bu yapı kooperatifinin tabii kurumlar vergisi muafiyetinin ihlal edilmiş sayılacaktır. Diğer bir konu Erdal Üstad da bahsetti. Bu gayrimenkul satış kazancıyla ilgili idarenin bu konuda bir katı bir yorumu var. Ana sözleşmesinde bir taşınmaz ya da iştirak hisseleri satışı yapılması durumunda bu şirket ana sözleşmesinde taşınmaz veya iştirak hissesiyle ilgili alım satım yapabileceğiyle ilgili bir madde varsa fiilen bu şeyi yapmasa bile bu istisnadan kurumlar vergisi kanunundaki 5.1e'deki istisnadan yararlanamazsın diye görüşler verilmektedir. Bununla ilgili tabii bu sonuçta taşınmaz veya iştirak hissesi satışı elde eden bu kazancın faaliyetin yürütülmesiyle ilgili bir binasına satış yapması durumunda bu istisnadan tabii ki de yararlanabilecektir. Diğer bir soru. Şirket aktifinde iki tam yıldan uzun süredir kayıtlı bulunan ve üzerinde üretim tesislerinde yer aldığı arsayı hasılat paylaşım modeliyle bir inşaat şirketine satılması halinde gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanabilecek midir? Burada da aslında bu istisnanın getiriliş amacı işletmelerin, şirketlerin mali yapısını güçlendirmek, bu satışları yaparak şirkete nakit girişi sağlayarak dar ya da zor durumda olduğu durumdan kurtulması amacıyla yapılmıştır. Zaten bu örnekte hasılat paylaşımı modeliyle de olsa bir işin sonuçta bir inşaat şirketine daire almayıp sadece o hasılatını paylaşma yönünden bu şekilde bir sözleşmeyle de alınmış olması taşımaz ticareti yapıldığı kabul edileceğinden yine bu durumda da kurumlar vergisi 5.1'deki istinadan yararlanılmayacaktır. Diğer bir husus yine gayrimenkul satış kazancı istisnası ile ilgili. Örneğin şirketin normal bir yapılmakta olan yatırımı oluyor. Bir bina yapıyor. Bir bina yaptıktan sonra bir şekilde aktifi alıyor. Fiilen kullanmaya başlıyor bir binayı ama tapu da daha sonra tapu işlemleri daha sonraya sarkabiliyor. Bu durumda aktifte bulundurma şartını ne zamandan itibaren başlatmamız gerekir? Burada fiilli duruma bakılması gerekir. Eğer bina normal tapudan önce fiilen kullanılmaya başlanmış bu durumda şirket tarafından ispat edilmesi durumunda fiilen kullanıldığı tarihten itibaren 2 yılda geçmişse bu istisnadan yararlanmak mümkün olacaktır. Diğer bir örnek, tapuda arsa niteliğinde olan taşınmazın imar kanunu uyarınca kamulaştırmasına bağlı olarak başka taşınmazlarla değişimi sonrasında taşınmazların satılması durumunda elde edilen kazanç
nasıl vergilendirilecektir? Burada şey olabiliyor, belediyelerin belli kamulaştırma yaptığı hususlar olabiliyor. Bu kamulaştırma ile ilgili belli bir arsalar alınıyor ve başka arsa verilebiliyor. Burada da böyle bir durum olduğunda öncelikle ilk önce bir iktisap edilen bir aktifte bir arsa var. Bu arsa verilip tekrar yeni bir arsa verildiği zaman bu yeni verilen arsanın emsal bedeliyle önceki arsanın maliyet bedeli arasındaki farkın kurum kazancı tespitinde dikkate alınması gerekir. Daha sonra bu arsa satılması durumunda da tekrar bir iktisap kabul edileceğinden bu alınan arsa 2 yıllık şartın hesabında o alınan arsanın ne zaman iktisap edilirse o zaman o tarihin dikkate alınması gerekmektedir. Diğer bir soru, şirkete ait taşımızın başka bir şirkete aynı sermaye olarak konulması karşısında elde edilen kazanç nasıl vergilendirilecektir? Burada da yine gayrimenkul satış kazancı istisnası ile ilgili şirketler başka bir şirkete sonuçta aynı sermaye olarak taşınmazlarını koyabiliyorlar. Burada biraz önce de bahsettim, bu istisna şirketlerin maliye planlamasını güçlendirmeye yönelik olduğu için burada para karşılığı olmaksızın devir, temlik ve trampa niteliğindeki işlemler nedeniyle bu istinadan yararlanması mümkün olmayacaktır. Diğer bir örnek, şirketin arsalarını müteahhite kaç karşılığı olarak devretmesi durumunda elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirilecektir? Bu da burada da aynı durum var. Şirket müteahhite kat karşılığı olarak arsa devrediyor. Burada bir trampa söz konusu. Burada da bu istinadan yararlanması mümkün olmayacaktır. Diğer bir soru, kooperatif tarafından üyelerine konut sahibi yapılmak için alınan arsanın ekonomik kriz nedeniyle bina yapılmadan üçüncü kişilere satılması ve kazancın üyelere dağıtılması durumunda. Burada gayrimenkul satış kazancı istisnası ile ilgili yani şartlar belki diğer şartlar yerine gelmiş olabilir ama burada normal kooperatif üyelerine bu kazancın dağıtılması söz konusu olduğu için burada özel fon hesabını alma şartı ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle bu kazanç fon hesabına alınıp tutulmadığı için gayrimenkul satış kazancı istisnasına yararlanılamayacaktır. Diğer bir istisna ile ilgili soru, bir sonraki soru, Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1.f maddesi ile ilgili. Bankaların kanuni takibi alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri taşınmazların iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüşen haklarının vadeli satılması durumunda satış bedelinin satışın yapıldığı izleyen takvim yılının 2 yılından sonra da bir tahsilat yapılması durumunda bu bedelle ilgili bir istinadan yararlanması mümkün olacak mıdır? Normal biliyorsunuz taşınmaz ların satışındaki istisnada 2 yıl içinde bu tahsilatın yapılması şartı var ama bu Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1.f maddesinde bu şart öngörülmediği için 2 yıl sonra da herhangi bir tahsilat yapılması durumunda da istisna ihlal edilmemiş olacak. İstisnadan yararlanması mümkün olacaktır. Şirkete ait taşımazın alacaklı bankanın yapmış olduğu icra takibine istinaden ihale sonucu üçüncü şahsa satılması ve söz konusu satış hasılatı üzerinden yapılan vergi ve harç kesintileri sonrası kalan tutarın ipotekli taşınmaz üzerinde alacaklısı olan bankaya kredi borçlarının tasfiyetinde kullanılması durumunda 5.1.f maddesinden yararlanabilecek midir? Burada da ilgili maddede bu ilgili taşınmazların üçüncü kişiye değil bankaya satışı öngörülmüştür. Burada da bankaya satılmadığı için 5.1.f maddesinden 5.1.f maddesindeki istinadan yararlanmak mümkün olmayacaktır. Diğer bir soru, yurt dışında yapılan taşeron inşaatla ilgili faturanın Türkiye'nin ana ortak olan firmaya kesilmesi durumunda yurt dışında yapılacak taahhüt işinden elde edilecek kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1.h maddesi uyarınca istinadan yararlanabilmesi mümkündür. Bu uygulamada şöyle oluyor, burada yurt dışında inşaat onarım yapan şirket yurt dışında faaliyette bulunuyor. Bu şirketin taşeron olarak yani ana firmaya yaptığı faaliyetle ilgili o firma da bir Türk firması olabiliyor ve onun da Türkiye'de bir merkezi olabiliyor. Böyle bir durumda şöyle bir izin verilmiş bununla ilgili. Yani kesilen faturalarda bu işin yurt dışında yapılan işle ilgili olduğunun belirtilmesi
Tabii ki buradaki Türkiye'deki kazançlarla bu kazançların ilişkilendirilmemesi, tabii yurt dışında böyle bir taahhüt işinin yapıldığının ilgili makamlardan alınacak belgelerle tefsik edilmesi durumunda faturanın buradaki merkezdeki firmaya kesilmesi durumunda da istinaden yararlanmak mümkün olacaktır. Yine yurt dışı onarım, yurt dışı inşaat onarım ve teknik hizmetlerle ilgili başka bir soru. Yurt dışında yapılan peyzaj uygulama projeleri ve bu projelere ait uygulama detayları gibi teknik hizmetlerini kanun temsilci atanarak gerçekleştirmesi durumunda 5.1H'deki istinaden yararlanabilecek midir? Burada eğer bu teknik hizmetler yurt dışında bilfiil bu faaliyetler daimi temsilci ve yurt dışında iş yerleri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla bilfiil yapılmıyorsa bu istinadan yararlanmak mümkün değildir. Çünkü teknik hizmetlerde bu mümkün olabiliyor. Teknik hizmetler burada Türkiye'de o hizmetler verilebiliyor yurt dışına gitmeden. Bu istinadan yararlanmak için de önemli şart bu teknik hizmetlerin bilfiil yurt dışında ilgili yerde yapılması gerekmektedir. Bu yapılmıyorsa istinadan yararlanmak mümkün olmayacaktır. Diğer bir soru, yurt dışında yapılacak yeni terminal binalarının inşası ile ilgili olarak yurt dışındaki iş yeri veya daim temsilci vasıtasıyla yapılacak network altyapısı hepsini okumaya gerek yok zannediyorum. Belli bir sistemin kurulması ile ilgili bu işlerden elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirilecektir? Burada bilfiil yurt dışında yapılıyorsa zaten bu hizmetler ilgili diğer şartlar da diğer şartlar da uyulmak suretiyle istinaden yararlanabilecektir ama burada önemli olan buradaki istisna inşaat onarım ve teknik hizmetlerin yurt dışında yapılan bir inşaat onarımla ilgili bu inşaatın tamamlanmasına kadar yapılan hizmetlerle ilgilidir. Bu uygulamada şöyle örnekler de olabiliyor. Bu teknik hizmetler uzun süreli anlaşmalar yapılabiliyor. Teknik hizmetler inşaat onarımın yapılmasıyla ilgili taahhüdün sonuna kadar yapılıyor ama daha sonra da devam edilebiliyor bu tür teknik hizmetlerin verilmesine. Böyle bir durum varsa bu inşaat veya onarım işin mahiyeti neyse o tamamlanıncaya kadar istinadan yararlanmak mümkündür. Bu taahhüt işi tamamlandıktan sonra bu istinadan yararlanmak mümkün bulunmamaktadır. Diğer bir örnek bu kurumlar vergisinin 5.1I maddesiyle ilgili. Buradaki maddede örnek şu şekilde 12.7.2011 tarihinde ilköğretim okulu işletmeciliğine başlayan, bakanlığa da gerekli başvuru yapmış olan işletme bu 5.1I maddesi gereğince 5 vergilendirme dönemi için 2011 ile 2015 arası istisna hakkı kazandığını kabul edelim. Ve ayrıca bu işletme 1.7.2012 tarihinde de özel hesap dönemini kullanmak üzere yine bakanlığa başvurulduğunu varsayalım. Bu 5 yıllık vergilendirme döneminin bitişi ne zaman olacaktır? Burada istisna 2011 ve 2015 yılları arasında verildiği için bu şirkete 2015 yılında bu istisna sona erecektir. Özel hesap döneminin de 1.7.2012 tarihinde kullanmaya başladığı için bu işletmenin özel hesap döneminin 2015 yılında bittiği hesap dönemiyle ilgili dönemine kadar istinadan yararlanabilecektir. Yani bu da 1.7.2014 ile 36.2015 arasıdır. Çünkü özel hesap döneminde hesap dönemi ne zaman tamamlanmışsa o ilgili kazanç o yılın takvim yılının kazancı sayılır. Bu yüzden yani 30.06.2015 yılına kadar bu istinadan yararlanabilecektir. Şirketin rehabilitasyon merkezi işletmesinden elde edilen kazanç kurumlar vergisi kanun 5.1I kapsamında değerlendirilebilir mi? Yine burada ilgili maddede istisna bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere bağlı olarak bağlı olan rehabilitasyon merkezleri için verilmiştir. Burada şirketin bir rehabilitasyon merkezi işletmesinin dolayısıyla 5.1I'deki istisnadan yararlanmak mümkün değildir. (Gülüyor)
Diğer bir soru, kurumlar vergisi kanunu yine 5.1 maddesiyle ilgili. Diyelim ki burada bu istisnadan yararlanmak için faaliyeti ne zaman başladıysa, faaliyette başlanılan yıl önemli. Çünkü ne zaman başlanılmışsa bu faaliyeti o yıldan itibaren 5 yıl bir istisna söz konusu. O yüzden ilgili kurum faaliyete örneğin geç başladı, bir yıl sonra faaliyete başladı, bir yıl sonra Maliye Bakanlığı'na başvurdu bu istisnadan yararlanmak için. Bu istisna ne şekilde olacaktır diye sorulmuş bu soru. Burada da Maliye Bakanlığı tarafından eğer uygun görülürse o önceki geçen bir yılla ilgili istisnadan yararlanmak, bu şirket bu durumda istisnadan yararlanabilecektir. Yine kurumlar vergisi kanunda olmayan ama Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu'ndan kaynaklanan, bu Türk Uluslararası Gemi Sicili işletmeciliğinden ya da bu gemilerin satılması ile ilgili kazançlardan bir istisna vardır. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu'nda. Bu gemilerin işletmesi nedeniyle doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleriyle elde edilen kazançların bankalarda veya ortak şirketlerde değerlendirmesi sonucu elde edilecek kur farkı ve faiz gelirleri ne şekilde vergilendirilecektir? Buradaki istisna bu gemilerin işletilmesinden ya da satılmasından elde edilen kazançlara uygulanan istisnadır. Bu nedenle bu alacaklarıyla ilgili, bu kazançla ilgili bir alacakların tahsil etmesi nedeniyle bir kur farkı ve vade farkı gelir elde edilmişse bu istisnadan yararlanabilecektir. Ama bu kazancı elde ettikten sonra bu kazancı başka bir mecrada değerlendirme açısından başka bir gelir, kur farkı ya da faiz gelir gibi bir gelir elde edilmesi durumunda bu istisnadan yararlanmak mümkün olmayacaktır. Yine Türk Uluslararası Gemi Sicili ile ilgili bu gemilerin hurdaya ayrılarak satılması karşılığında bir kazanç elde edilirse bu kanun kapsamında yararlanılır mı? Yararlanılmaz, çünkü buradaki amaç bu gemilerin işletilmesiyle ilgili ya da bu gemilerin yine Türk Gemi Sicili'ne kayıtlı başka bir mükellefe devredilmesiyle ilgili kanunda açık olarak belirtilmiş, ona anlamda uygulanabilecek bir istisna. Bu yüzden hurdaya ayrılmışsa gemi kullanılamayacağı için bu gemi bir daha bu istisnadan da yararlanmak mümkün olmayacaktır. Diğer bir soru, iş kazaları nedeniyle dava sonucu beklenmeksizin sulh yoluyla ödenen tazminatlar kurum kazancının tespitindeki dikkate alınır mı? Ödenen tazminatların gider olarak yazılabilmesi için işli olması, sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması şarttır. Burada eğer bir dava sonucu beklenmeksizin bir sulh yoluyla, bir anlaşma yoluyla bir tazminat ödenmişse bu anlamda kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate almak mümkün değildir. Diğer bir soru, 2 milyon örneğin bir şirket varsayalım 2 milyon sermaye azaltımı yapacak ve bu yaptığı sermaye azaltımı ile ilgili geçmiş yıl zararlarına mahsup edecek bu sermaye azaltımını. Sermayesinde 3 milyon, bu sermayesini oluşturan 3 milyonun 800 bin TL'sinin nakit 2 milyon 200 bin TL'sinin daha önce sermaye eklenmiş olan değer artış fonu olduğunu varsayalım. Böyle bir sermaye azaltımı niye ihtiyaç duyuyor şirketler? Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan yükümlülükler nedeniyle olabiliyor. Çünkü sermayesinin, öz sermayesinin belli bir kısmı karşılıksız kalmış olabiliyor. Bu nedenle sermaye artırmasına gitmesi gerekebiliyor şirketler. Bu konuda yani eğer sermayesini azaltarak bu geçmiş yıl zararlarına bu şekilde mahsup edip bu şekilde bu Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan zorunlu uyma yoluna gidebiliyorlar. Böyle bir durumda buradaki örnekte daha önce sermaye eklenmiş sermayenin 2 milyon 200 bin TL'si değer artış fonundan kaynaklanıyor. Değer artış fonu VUK'un biliyorsunuz mülga mükerrer 298. maddesinde düzenlenmiş bir madde. Orada ilgili mülga maddede bu değer artış fonunun kesinlikle başka bir hesaba aktarılamayacağı ile ilgili özel hüküm vardı. Bu nedenle bununla ilgili değer artış fonundan kaynaklanan kısımla ilgili kurumlar vergisinin ödenmesi gerekir. Ama tabii bu sermaye azaltımı yapılırken, bu mahsup işlemi yapılırken de geçmiş yıl zararlarına mahsup edilen bu tutarında ayrıca bir kar payı dağıtımı stopajına
yapılmasına gerek kalmayacaktır. Bu mahsup nakden ve hesaben bir ödeme kabul edilmediği için. Diğer bir örnek, serbest bölgede elde edilmiş kazançların bölge dışında değerlendirilmesine elde edilen kazançlar istisna kapsamındadır. İstisna kapsamında mıdır? Serbest bölgelerde elde edilmiş hasılatın eğer serbest bölge dışında değerlendirilmesi söz konusuysa bu gelirler istisna kapsamı dışında değildir. Diğer bir soru, şirket ana binasında bulunan Ar-Ge merkezinin kapladığı alana göre hesaplanan kira gideri Ar-Ge harcaması sayılır mı? Yani ilgili tebliğde bu şekilde Ar-Ge giderleriyle ilgili diyelim şirketin bir ana faaliyet binası var. Onun belli bir kira gideri var. Ar-Ge bölümüne ayırdığı kısımla ilgili o kısmı hesaplayayım ama Ar-Ge indirim olarak dikkate alayım diye düşünebilir şirketler. Burada da yine tebliğde açık olarak açıklanıyor. Bu giderlerin fiilen Ar-Ge merkezinde yapıldığını tespit ve tevsik edilmesi gerekiyor. Yani çeşitli kısıtlara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar kabul edilmiyor. Diğer bir örnek, Başbakanlık Genelgesi'ne istinaden yapılan bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilir mi? Burada yine kurumlar vergisinin 11E maddesi ile ilgili. Başbakanlık Genelgesi'ne istinaden yalnız bu genelgenin Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla olması gerekiyor. Bu şekilde olursa mümkün bulunmaktadır. Bu kısmı önemli. Diğer bir soru, dernek tarafından çekilecek belgesel için yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi? Yine burada kurumlar vergisinin 11D maddesinde eğer dernek tarafından çekilecek belgesel için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılacak bağış ve yardımlar söz konusu derneğin kamu yararına derneklerden olması ve söz konusu belgeselin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenmesi şartıyla bu belgeselle ilgili indirim tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Ama böyle bir bu şartları sağlamaması durumunda yine 10. maddenin o %5'lik kısmından yararlanma imkanı da vardır. Diğer bir soru, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde liselere akıllı yazı tahtası ve ilköğretim okulunun öğretmenler odasında kullanılmak üzere mobilya ve teşvikler bağışlanması halinde bu bağışlar indirim konusu yapılabilir mi? Burada da genel bütçe içinde Milli Eğitim Bakanlığı genel bütçe içinde olduğu için normal bakanlık bununla ilgili bu harcamaların burada ilgili maddede açıkça söylenmiş. Yani bu tesislerin sonuçta okulların bu tesislerin mevcudiyetine idame ettirilmesiyle ilgili yapılan bağış ve yardımlar da kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu kapsamda 11Ç kapsamında indirim konusu yapılabilecektir. Okul inşa ederek bağışlayacak olan dernek ve vakfa bu amaç doğrultusunda yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi? Kanunda sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yer almayan dernek veya vakıflara yapılacak okul inşasına ilişkin bağışların ve bu okulun faaliyetine devam edilmesi için yapılan bakım onarım ve tadilata ilişkin bağışların geri ve vergisi mükelleflerince indirilmesi mümkündür. Ancak bu belli şartları var. Kamu kurumuyla yani bu şeyle ilgili bir protokol yapılması gerekiyor. Dernekle kamu kurumu arasında bu protokole göre belli bir hesap açılması gerekiyor. O hesaba o bağış ve yardımların yapılması gerekiyor. Bu şartlara uyulduğu takdirde indirim konusu yapılabilecektir. Diğer bir soru, şirket aktifinde kayıtlı binanın belediyede rehabilitasyon merkezi olarak kullanılmak şartıyla bağışlanması halinde indirim konusu yapılabilir mi? Bu bağış belediyeye yapıldığı zaman belediyede bu rehabilitasyon gerçekten rehabilitasyon merkezi olarak kullanması durumunda bu bağış yapılan işte binanın maliyet bedeli veya kayıt değerini eğer bu değer mevcut değilse VUK'a göre takdir komisyonuna tespit edilecek bir değerin kurumlar vergisinin 11Ç kapsamında vergi matrağından indirim konusu yapılması mümkündür. Tabii belediye yapılacak bu bağış eğer rehabilitasyon merkezi kapsamında olmamışsa yine genel bağış ve yardım anlamında %5'i de indirim konusu yapılabilecektir.
Bağışlanmak üzere okul alanına yaptırılan spor kompleksine ilişkin harcamalar indirim konusu yapılabilir mi? Yine burada okula yapılmış, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okula yapılmış bağış ve yardım söz konusu. Bu da okulun faaliyetine devam etmesi için yapılan bir spor kompleksi. Bu okulun idamesi için onun gerekli bir bağış ve yardım olduğu için bununla ilgili indirim de yine yapılması mümkündür. Bağışlanmak üzere yaptırılan okul hastane inşaatına ilişkin harcamalar hangi dönemde indirim konusu yapılabilecektir? Burada şöyle bir husus var. Belli bir arsa kamunun olabiliyor, kamunun değil başka bir tüzel kişilerin olabiliyor bu arsa. Atıyorum okul hastane yapılması söz konusu oluyor. Bu okul hastane yapıldıktan sonra ilgili kamu kurumuna bu hastane ya da okul teslim edebiliyor. Eğer bir kamu kurumunun bünyesinde ise bu ilgili arsa yapılan, okul ya hastane yapılan arsa, bu indirim o yapıldığı anda indirmek mümkündür. Ama eğer bu okul ya da hastane başka bir kurumun bünyesinde ise bu ancak kamu kurumunun tespit edildiği zaman bu bağış ve yardımdan bu bağış ve yardımın indirim konusu yapılması gerekmektedir. Diğer bir soru, ödenen geçici verginin kurumlar vergisi beyannamesinin mahsup edilecek geçici vergi satırında gösterilmesinin unutulması halinde mahsuben ya da nakden iadesi mümkün mü? Böyle bir unutma söz konusu ise bununla ilgili ilgili yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması halinde 252 sayılı gelir vergisi tebliği kapsamında mahsuben veya nakden iadesi mümkündür. Diğer bir soru, taşınmaz ticaretiyle uğraşan şirketin 95 yılında aldığı gayrimenkul 2008 yılına kadar şirket merkezi olarak kullandığı 2008 yılından itibaren kiraya verilmesini takip eden söz konusu gayrimenkulün şirket ortağının satılması durumunda kurumlar vergisi yönünden yapılacak işlemler nedir diye. Burada da taşınmaz kazancı istinasından yararlanabilecek mi, yararlanamayacak mı o durum söz konusu. Burada kiraya verme söz konusu olduğu için gayrimenkul alım satımı, yani gayrimenkul ticaretiyle uğraştığı kabulü gerekecek ve 5.1e kapsamında istinadan yararlanılmayacaktır. Tabi burada transfer fiyatlandırması ile ilgili de bir durum söz konusu. Bu sonuçta gayrimenkul ortağı satıldığı için bununla ilgili 13. madde kapsamında transfer fiyatlandırması yolu örtüş kazanç dağıtımı kapsamında da değerlendirilmesi gerekir. Diğer bir soru, tasfiye halindeki şirketin tasfiyeye girmeden önce sermaye ilave ettiği olağanüstü yedeklerle tasfiye sonunda kalan yasal yedekleri ortaklara dağıtması durumunda dağıtılan kar payları üzerinden vergi kesintisi yapılacak mı? Tasfiye zararının yedek akçilere mahsubu işlemi kar dağıtımı sayılır mı? Mahsup işleminden sonra kalan yedek akçilerin ortaklara dağıtımı nasıl vergilendirilir? Sonuçta bir tasfiye sonucunda daha önce geçmiş yıl karların veya yedek akçaların tasfiye sonucunda ortaklara dağıtılması sonucunda bu elde eden hukuki kişiliğe göre kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu eğer bir zarar var, geçmiş yıl zararları, bu geçmiş yıl karlar veya yasal yedeklerin bu zararlara mahsup edilmesi konusunda yine nakden veya hesaben bir ödeme olmadığı için bununla ilgili kar payı dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmayacaktır. Diğer bir soru, kurumlar vergisi kanununun 19 ve 20. maddesine göre kısmi bölünme işlemi yapıldığını kabul edelim. Bu kısmi bölünme ile ilgili daha bölünme öncesi sermaye ilave edilmiş geçmiş yıl karların bulunduğunu varsayalım. Bununla ilgili sonuçta kısmi bölünme ile ilgili diğer şirkete bu kısmi bölünme kapsamındaki taşınmaz ya da neyse işletmeler devredildiği zaman bununla ilgili bir işletmeden çekiş sayılacak mıdır? Burada kurumlar vergisi kanunu 19-20 kapsamında kısmi bölünme şartlarına uyulması şartıyla bu şekilde bir şirketten sermaye azaltımı yapıp diğer şirkette sermaye artırımı yaparak bu kısmi bölünmeyle ilgili varlıkların diğer şirkete devri söz konusuysa bununla ilgili işletmeden çekiş sayılmayacak, bir vergiye tabi tutulmayacaktır. Tabi diğer şirkette bu kısmi bölünmeyle ilgili diğer şirkete aktarılan tutarla ilgili bu tabi başka bir hesaba nakledilmesi durumunda ya da işletmeden çekilmesi durumunda diğer şirkette bu tabi vergilemek mümkün olacaktır o zaman. Diğer bir soru, yılları saray inşaat ve onarım işlerinde geçici kabul tutan onay tarihinden sonra
önceki dönemlere ilişkin yapılan mezkur işe ilişkin hak ediş ödemeleri, bununla ilgili de geçişi kabul tutanağın onay tarihinden sonra bir bu şekilde bir ödeme varsa yıllara sarı inşaat işlerinde geçişi kabulün idarece onaylandığı tarih işin bittiği kabul edilir. Böyle bir durum varsa daha sonraki dönemler için bir ödeme yapılmışsa bundan tevkifat yapmaya gerek yoktur. Diğer bir soru, kurumlar vergisi beyannamesinde geçici vergiyle tevkif yoluyla ödenen verginin bulunması halinde beyanname üzerinden mahsup sıralaması ve mahsup sonrası kalan tutarın olması halinde iade işlemi nasıl olmalıdır? Burada gelir idaresinin görüşü, böyle bir mahsup yapılacaksa sırasıyla ilk önce kesinti yoluyla ödenen vergiler, daha sonra nakden ödenen geçici vergiler ve daha sonra da KDV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenen geçici verginin mahsup edilmesi gerekmektedir. Diğer bir soru, otoyol inşaatında kullanılmak üzere şirket aktifine kayıtlı mevcut iş makinesi gibi bu tür kamyonet gibi ekipmanların yurt dışındaki başka bir şirkete kiraya verilmesi durumunda, bu ödemeler üzerinden yurt dışında bir kesinti yapılması durumunda bu kesintinin Türkiye'deki kurumlar vergisi ve geçici vergiden mahsup edilmesi mümkün müdür? Burada tabii kurumlar vergisi kanunu 33. maddedeki bu yurt dışındaki vergilerin mahsubuyla ilgili şartlara uyulması şartıyla Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlarla ilgili burada mahsup imkanı vardır. Diğer bir soru, yurt dışında elde edilen kurumlar vergisine isna edilmiş kazançlar yüzünden yurt dışında ödenen vergilerin yurt içinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün müdür? Bu örneği şey olarak verebilir, mesela istisnalardan inşaat onarım işiyle ilgili yurt dışında yapılan faaliyetlerle ilgili istisnamız var biliyorsunuz. Onunla ilgili bir istisnadan yararlanabilecek bir durum, o istisna şartları oluşmuş ama bu kazançla ilgili, yurt dışındaki kazançla ilgili yurt dışında ödenen vergilerin yurt içinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubu mümkün değil. Diğer bir soru, mahsup konusu yapılan ancak tarihat aşamasında belgelendirmeyen yurt dışında ödenen vergiler daha sonra belgelendirilebilir mi? Burada idare bir yıllık tarih tarihinden itibaren bir yıllık bir süre vermiş. Bu süre içinde ilk önce ödenecek vergi belgesi gelmediği için o kısımla ilgili vergi erteleniyor. Bir yıl içinde vergi dairesinde bu belgelerin icraz edilmesi durumunda kabul ediliyor. Diğer bir örnek, şirket tarafından yurt dışı mükimi firmaya borç para kullanılarak faiz geliri elde edilmesi ve bu gelirlere ilişkin ilgili ülke mevzuatı gereğince %15 oranında vergi kesintisi yapılması durumunda kurumlar vergisinin mahsubu için apostil edilmiş form yeterli midir? Burada 1961 tarihli Lahey Konferansı ile kararlaştırılan apostilin bir açılımı şu şekilde: yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi. Bu sözleşmeye uygun olarak bir belge ibraz edildiğinde ayrıca konsolosluk tasdiki aranılmadan bu ödenen vergilerin Türkiye'de mahsubu mümkün olabilecektir. Diğer bir soru, hak ediş esnasında ödenen damga vergisinin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubu mümkün müdür? Normalde damga vergisini gider olarak yazmak mümkün ama beyanname üzerinden mahsup edecek vergiden mahsup edilmesi mümkün mü? Mümkün değil. 34. maddede bununla ilgili bir hüküm olmadığı için mümkün değildir. Diğer bir soru, iş ortaklığınca kesinti yoluyla ödenen verginin kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan kısmının iş ortaklığını oluşturan şirketlerin vergi borcuna mahsubu mümkün mü? Bununla tabii öncelikle iş ortaklığının muaccel hale gelmiş vergi borçlarına varsa ona mahsup edilmesi gerekir. Burada eğer böyle bir borç bulunmaması durumunda iş ortaklığını oluşturan şirketlerin hepsinin muvafakat vermesi şartıyla diğer şirketlerin vergi borcuna mahsubu, eğer ilgili işlemin nakden iade aşamasına gelmiş olması şartıyla mümkündür. Son soru, şirket tarafından kiraların iş yerine ilişkin olarak peşin ödenen 12 aylık kira tutarının taşıma sahibi tarafından iş yeri tahliyesi için açılan davanın kiracı aleyhine sonuçlanması ve tahliye tarihinden sonraki aylara ilişkin kira bedellerinin taşıma sahibi tarafından şirket ödenmesi halinde bu dönemlere ilişkin olarak ödenen tevkifat tutarları ne şekilde iade edilecektir? Tabii böyle bir tahliye söz konusuysa, tahliye sonrası eğer daha önceden ödenmiş ödemeler var, bu ödemelerle ilgili bir tevkifat yapılmışsa
bu kısımla ilgili bu yapılan tevkifat fazla ve yersiz ödeme niteliği kazanacağından gelir vergisi kanunu 252 madde seri nolu gelir vergisi tebliğindeki açıklamalar kapsamında iade edilmesi mümkündür. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Kaya. Değerli arkadaşlarım, kurumlar vergisi kanununda geçen hafta yapılan bir değişiklikle vergi müfettişleri tabir ediliyor ama vergi inceleme elemanları artık bakanlığın yayınlamış olduğu tebliği kanun, tebliği yönetmelik, vergi idaresi muktezalarına uymak zorundalar. Dolayısıyla bu muktezalara ne kadar hakim olursak yarın öbür gün bir inceleme durumunda bunu artık defi olarak ileri sürebileceğiz. Bu yeni bir gelişme. Dolayısıyla vergi idaresinin görüşlerini takip etmekte çok büyük fayda var. Şimdi 10 dakika bir mola verelim. Çünkü fazla vaktimiz kalmadı. Evet. Daha sonra da sorularımızı alalım.